Yayına ver. "2000 kişiyle bir araştırma yaptırdım. Ve kutu kolanın, bakın kutu kola, ben bu yüzden bunun propagandasını yapıyorum." "Nasılsınız? Keyifler nasıl?" "Evet, geldim. Bağdat'tan geldim. Kutu kola %48 alıyor. Ben bunun propagandasını yapıyorum." "Beklettin. Lan 9 dakika beklemişsin. Ne var bunda?" Herkes şey yapıyor. Yayından önce şeyini yapıyor bunun 7-8 dakikalık introsunu. Bir tek biz yapmıyoruz ya. Kutu kolaya basıyorlar. Düşünmüyorlar ne var karşıda diye. "Bildirim gelmez oldu." Bana bir saniye, doğru. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Önümüzdeki haftalarda tam 3 ay boyunca şey göreceğiz. YouTube size bildirim atmayacak. Zira şu anda Shadowban'lıyız. Yani ana sayfada bildirmeyeceğiz. Bildirim almayacaksınız. Buna şimdiden hazırlıklı olun. Büyük ihtimalle yayın açıldığı zaman bir bildirim almayacaksınız. O yüzden işte Twitter'dan, Discord'dan duyuruları yapacağız. Gerçi ben Twitter'dan, ana hesaptan duyuru yapmıyorum canlı yayınlar için. Şöyle bir şey var. Twitter sayfasının kendini şey var, böyle değişik bir kitleye hitap ediyor. Nerede bir ruh hastası manyak var Twitter'da olduğu için, normalde izleyici kitlesi arasında olmayan kişiler de atlayıveriyor linke tıklayıp. Hiç şey olmayan tipler, değişik değişik tipler ya. Twitter'daki tayfa çok farklı, çok garip. Yani psikolojik sıkıntısı olan herkes kendini şey yapıyor. Twitter'a atıyor. Evet, şutu şey yapması gerekiyordu. İkinci kanalı kesit atması gerekiyordu. İşim var dedi, yapmadı, haberiniz olsun. Sizin keyifler nasıl? Ne var ne yok? Abi hedef saptırma. Saptırmayla alakası yok oğlum. Gerçek bu. Gerçek bu. Ne içiyoruz, bira bardağı? Hayır kardeşim, bira yok. Niye ısrarla alkol arıyorsunuz? Yok yani. Her bardak sesi geldiğinde aynı şey. Siz su falan içmiyor musunuz? Çay içmiyor musunuz? Kahve içmiyor musunuz? Bira mı rakı mı abi? He, birayı açtım, şey, yayın açtım size. Lan oğlum Furkan, Allah belanı vermesin. Bunu alıp şey yaparlar şimdi gerçek diye. Bu saatte yayın. Vallahi işine gelirse. Hatta şey söyleyeyim sana. Yayının kaydı olmayacak, haberiniz olsun. Yayının kaydı olmayacak. Ya. Her yayında kaydı olmayacak. Vallahi kaydı olmayacak dediğim zaman olmuyor. Haberin olsun yani, sonradan şey yapma. Üyeleri de olmaz herhalde. Sen gelmez. Başka yerde kullanırız ya şeyi. Repliği. Boşa gitmedi yani. Başka yerde kullanırız. Öz faşistim. Şey vardı bugün. Bugün için şey hazırlamıştım. Kitap önerisi videosu. Hatta dün Cemre yayına davet edince yarıda bıraktım. Şey yaptım, kesiyordum, yarıda bıraktım. Gittim onun yayınına. Şöyle bir mevzu var. Bugün bir arkadaşla konuştum. Önerdiğim kitapların birçoğunun Türkçe çevirisi yok. Ben bilmiyordum.
Ben bilmiyordum açıkçası. Ama sorun yok, güncelledim. Güncelledim. Ve hani çevirisi olup olmadığına da baktım ben. Onu kafamda yoktu o mevzu. Çevirisi var mıdır yok mudur diye. Problem yok ama çevrili kitaplar öneririz. Erdem Atay fuardaydı. Evet evet, Varyans'ın Pankuş yayınları şey fuardaydı. Ekip gitti. Sen önerirsen çeviriyorlar ciddi diyorum. Onu ben gördüm. Geyik sanıyordum. Hakikaten öyle çevirmişler. Bernays'ın propagandasını ilk defa. Ben geyik sanmıştım o muhabbeti, birisi yazmıştı Twitter'dan da. Gerçekten öyle, o videodan sonra Nisan ayında mı ne çevirip yayınlamışlar. İyi olmuş, güzel olmuş bu arada. Yani öyle bir eser niye ilk defa bu dönem çevrilmiş anlamadım. I don't know. Yani evet, hakikaten öyle bir şey var. Çeviriyorlar. Ekrem Akurgal çevirisi nerede? Ben çevirdim İbrahim. Bir şeyi halletmemiz gerekiyor. Copyright meselesini. Elli yiğidim. CHP çöreği denen malum çeteyi yersen efsane olur. Eline diline kuvvet. Seviyoruz seri almış. Özkan Acar. Yapacağımız şeyler planladık. Teşekkür ederim. Edward Bernays'ın propaganda kitabı da yok. Mutlu artık var. Onu kastediyor arkadaşlar. İki ay önce çevrilmiş ve yayınlanmış garip bir şekilde. İlk defa. Yani bunca sene sonra ilk defa geçen Nisan'da yayınlamışlar. AA yazılım kullanmış. Azizim yalandan mı yapmış? Yani. Emin Çapa AB diyorsa kıymetli analizleriyle. Abi Formula 1 izliyor musun? İzliyorsan favori... Yok, hayır, hiç takip etmediğim bir şey. Halkların Kemalisti Kürt Bedo. Hiç takip etmediğim bir spor dalı. Güzel, tavsiye ederim yani. Bernay'ı sürekli tavsiye ediyorum da onun çevirisi yokmuş. Onu da bilmiyordum ben bu arada. Ama gerçi o tarz şeylerin hani iyi bir ortalama bir İngilizceniz yeter aslında. İnternette PDF'ler açık kaynaktan falan oluyor. Çevirisi olmayanları da öner abi. Bir iki tane var, onları mecbur önereceğim. Ya şöyle şey düşündüm. Gerçi tam video yayınlayınca görürsünüz bir iki güne. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Tool Addict, Kozinoğlu'nun el yazısı olarak basılmış mezara götürmediği sırlar okudum. Perinçek şeyin grubunun yayınladığı kitaptan bahsediyorsun. Bir tarafta el yazısı, bir tarafta şey. Ben de duruyor aldım. Hakan ağabey ve diğerleri hakkında, diğer birkaç isim hakkındaki, işte Abdullah Gül vesaire hakkındaki iddiaları da biliyorum. Lakin o kitap hakkında şöyle bir iddia var. İşte oraya sonradan eklemeler yapıldı falan filan gibi iddialar var. Ben doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Bu iddialar var. O yüzden birazcık şeyli yaklaşıyorum. Tedbirli. Reis tedbirli mi? Reis tedbirli. Veya Goodreads hesabı açsan. Vallahi bilmiyorum. Belki açarım bir tane. Pek şey yaptığım platform değil. Bildiğim platform değil ama önerisini yapabiliyorsun değil mi? Okuduğunu şey yapabiliyorsun.
Kitap hakkında resensyonlar yazıp önerdiğin kitapları şey yapabiliyorsun. Furkan'cığım geçen yayında da soruldu, yiyeceğim. Yiyeceğim. Aa, feci bunaldım ya vallahi. Azizim Super Chat. Tamam güzel kardeşim, kaçmıyor ya, görüyorum. Kutu Kola Twitter hesabı açtım. Tamam kardeşim, hoş güzel. Ne yapayım? Takibim alayım hesabı. Ne olsun istiyorsun? Geçen yayından doğru bak. Onlara bakayım. Güzel. Dur bakalım. Bakalım kıymetli kardeşim. Gelip bakacağım şimdi. Erlik harbiden hiç korkmuyor musun ifşa olurum diye? Oğlum ben terörist miyim amına koyayım? Ne olmasını bekliyorsunuz? Hani bazen hakikaten algılamıyorum sizin kafayı. Ne olmasını bekliyorsun yani? Temle gelip şey mi yapacaklar beni? Üzame Bin Laden'i alır gibi alacaklar. Nasıl beklenti içerisindesiniz? CIA gelip beni şey yapacak, paketleyip. Hani Hannibal Lecter gibi böyle ağzımı kapatıp maskeyle götürüyor. Öyle bir şey mi sanıyorsunuz oğlum? Sürekli şey. Aynı soru. Kimliğini açıklasan tahmini kaç adet daha? Bir bok olmaz Tonyuk. Bir bok olmaz. Hakaret davasına bir sikim olmaz. Parası neyse veririz. Okuduk, okuduk. Okuduk. Kutu kola hesabını açtım. Tweet. Kılıçdar Fener tebrik mesajımı çaldı. Güzel. Premium adam nasıl olur diyorum. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi hakkında düşüncelerin. Vallahi şey diyorsun değil mi? Hiç böyle uzmanı olduğum bir konu değil de. Kategorize edip şey yaptım işte, beslenmek, şey ihtiyaçları gibi kategori kategori gidiyor ya. Kaç kategori? 7 kategori mi? 6 kategori mi? Neydi? Düşündüğüm bir şey yok. Aklımda kalan mevzuda değil. Hani benim hayatımda ciddi rol alan bir teori değil demek ki. Veya üzerinden şey yapmış olabilirim. Unutmuş da olabilirim.
Belki de. Şu an sadece grafik vardı, onu hatırlıyorum bir tane, o kadar. Aynen. Aynen, en tepesinde şey yer alıyor. Dava ne oldu? Benim, sadece benim değil, Erdem Atay, Recep Can Polat üçümüzün de EPDK davası var yani, o. Ya bir şey olmaz. Ayrıca benden çok merak ediyorsunuz davaları da, bir şey olmaz diyorum yani. Neyini merak ediyorsunuz? Ne demem bekliyorsunuz burada? Hocam CHP rahmet okumayacak mıyız? Abi belirli konu yok mu? Hayır, yok. Ne konuşmayı bekliyorsunuz ki şu anda, yani belli bir konu yok. Bir arkadaş sormuş, hoşuma gitti, sana hiç gerçek hayatta senin kanalını tavsiye eden oldu. Kanalımı değil de video tavsiye eden oldu. Abi Şahin Filiz'in yazısı hakkında ne düşünüyorsun diye. Abicim altına şey attım ya, tweet attım ya, güzel yazı, kaleminize sağlık diye. Nasıl, valla bir dahaki sefere sorarım, beni nasıl tanımadın acaba diye. Böyle şey yaparım kendisine. Sırf sen tatmin ol diye kardeşim derim. Anlamamış arkadaş da, bir açıklar mısın? Sen beni nasıl tanımadın diye. O zaman gelir burada anlatırım. Metin girin. Leyla ile Mecnun'un en sevdiğin karakter. Valla karakterleri yüzünden izlediğim bir dizi değildi Leyla ile Mecnun. Absürt durumdan dolayı izleniyordu. Hani çok ahım şahım karakteri olduğundan değil. Mazente. İleti geri çekildi. Ne yazdın göremiyorum. Erdem Atay'ın yeni videosunu izliyorsun. İyi, güzel. Paylaştım zaten Atılgan. Kılıçdaroğlu'nun sesi çıkmıyor. Malaya atıyor yani. Hakikaten geçen yayında da konuştuğumuz mevzudayız yani. Tekrar aynı şeyi konuşmaya gerek yok. Azizim Kılıçdaroğlu acaba kalkmak istemiyor mu?
Ekrem İmamoğlu bugünkü değişim mesajı hakkında. Ya o da Arnold pissin ağzıma düşsün kafasında bekliyor anasını satayım yani. Ya o dönem arkasında şey vardı. İyi Parti vardı. Ona rağmen koca parti vardı arkasında ki İyi Parti seçimden sonraki gibi değil, bayağı güçlüydü. Yani çok şey bekleniyordu. Patlama yapması falan bekleniyordu. Ona rağmen şey yaptı. Vitesi taktı geriye. Abi Hacettepe'de dil bilim okuyorum. Discourse analizi çalışıyorum. Okuyacak kaynak önerim var mıdır? Bu arada Wikipedia grubuna katıl. Mazante. Yazını yazar mısın o konuda? Bilal askerde de. Ya Foucault'dan git ne varsa oku. Yani ne diyebilirim ki? Git Foucault'dan ne varsa oku. Böyle post yapısalcıları şey yapacağız. Yayacağız kardeşim. Post yapısalcı çıkacak bu ülkeden bir tane. Bu kutu kola mevzusu benim babamın Miki kutu kola gibi. Yok oradan gelmiyor. Norta şeyden geliyor. Eren Erdem'den geliyor. Kutu kolanın anketlerde Tayyip Erdoğan'a karşı kazandığını iddia ettiği kesitler düşmüştü. Dolaylı olarak da millet artık dalgaya almaya başladı. Abi ilk ve en sıkı takipçilerden ufak bir eleştiri yaptım diye moderatörün saçma sapan mute attı. Eren Erdem zihniyetini eleştirip Eren Erdem'lik yapmak saçma değil mi? Ne yazdın? Kim attı? Olay ne? Yani böyle yorum yapamam Ricardo şu anda yazdığını. Sana mute atan çocuğu da yargılayamam, seni de yargılayamam. Çünkü ne olduğunu yazmıyorsun. Azizim, Erlik ismi evet Türk mitolojisinden geliyor olabilir mi? Bunu düşünmemiz lazım. Medyascope'da analiz geliyor. Eyvallah beyinsel işler, teşekkür ederim. Jahogyal Güya Kıbrıs'a tatile gitti, sesini kesecekti ama Twitter'dan durmuyor. YouTube için kısa, orta, uzun fark etmez yol haritam var mı? Valla ne manada soruyorsun? YouTube'da şey olmak için mi? Başarılı olmak için mi? Benim yaptığımı yapma. Yanlış söyleyeyim sana. Benim yaptığımı yapma. Çünkü YouTube işte uzun, fazla emek verilen içeriye bakmıyor. Günlük, haftalık algoritma içerisinde ne kadar çok tıklanırsa. Dikkat çeken thumbnail, ilgi çeken başlık, biraz rating kaygısı o şekilde. Yani benim gittiği bir şeyden gitme. Büyük patlama yapmazsın, bir şey çıkmaz orada. Birleşik Arap Emirlikleri'nde durum nedir veya nasıl? Vallahi hiçbir fikrim yok o konuda. Yalanla konuşmak istemem. Durumun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası orada. Şey yapmak gerek.
Bir sormak gerek. Hayır, içerik paylaşımı olarak kafan esen bir konu mu ya da kafanda şunları anlatmam lazım? Valla milleti şunları anlatayım diye ben şey yapmadım. Yola çıkmadım. Ben kendim hoşuma giden ne varsa onu konuştum. Yani edit yapmak istiyorsam edit yaptım. Dizi konuşmak istiyorsam dizi konuştum. Film konuşmak istiyorsam film konuştum. Siyaset konuşmak istiyorsam siyaset konuştum. Bu sadece kanal büyüyünce biraz ana kanal. İkinci kanala daha farklı konuları çekmeye başladım. Çünkü birinci kanalda bir şey var. Bir beklenti var. Dolaylı olarak da mesela Dubai'de bok var falan gibi böyle. Yani daha başka şeyleri içeren konuları birinci kanalda yükleyemiyorsun. Adamın orada beklentisi oluyor. Ama bunların hepsi tabii absürt, saçma. Yani şey yapmana gerek yok. Kafana göre artık gündemde ne? Bilmem kim bilmem kimi sikti tarzında bir başlıkla. Biraz da böyle heyecan verecek şekilde. Hatta hiç uğraşmana da gerek yok yani. Google Translate sesinden okutup da yapabilirsin. Hiç emek de vermene gerek yok. Yine yüz binleri buluyor izlenmelerin. O yüzden benim yaptığımı yapma yani. Uğraşma boşuna. Ya Enlik, Allah aşkına artık şu ağız şapırdatma sonunda bir çözüm bul. Felaket. Valla izlemeyin o zaman Hamzacığım. İlk 5 Fav dizisi. Fav dizi. Valla ne bileyim. Hiç düşünmedim ki ilk 5 falan çok şey ya, saçma geliyor. Bizim için belli yani. Sopranos 1'de. Breaking Bad 2'de. Ah, ardından diğerleri. Herhalde şey hiç eklemiyorsunuz ama bir de şey var. Komedi falan kimse eklemiyor. Kimse komedi eklemiyor, fark ettiniz mi? Kimsenin umurunda değil yani. Kanal hakkındaki hedeflerin neler, ileri... Valla silinmesin benim için şeydir, okeydir yani. Büyük bir hedefim falan yok. İngiliz versiyonu Office eklenebilir bence. Ama İngiliz şey, Ricky Gervais'in oynadığı veya işte kendi geliştirdiği aynı zamanda Office Amerikan versiyonundan farklı olarak, o Britanya'nın İngilizlerin şey humoru var ya, kuru humorları. Onu şey yapıyor da, onu da seviyorsan eğer, yani seveniysen eğer şey yapar. Eğer genel bir kitledensen veya işte bu kadar sevmiyorsan İngiliz humorunu, Amerikan versiyonu daha şey hitap ediyor. Ricky Gervais'in oynadığı Bennett'le Steve Carell'in oynadığı Scott arasındaki farklılık olayı var ya. Bir tanesi hakikaten pis. Hani sevmediğim pis bir tip. Diğeri ise sevilebilir aptal. Fark orada yatıyor. Ben Michael'la ağlamıştım kaç kere. Niye, aptallığından mı? Ya Michael'ın aptallığından mı? Bu manada diyorum.
The Last of Us dizisini izlediniz mi hocam? Hayır, izlemedim. Onu da öven şeyler, tipler tamamen şeyden dolayı. Niye övülüyor biliyor musun Last? Ben bütün şeyleri izledim. Review'lara falan baktım. Ne diye övüyor millet? Hep olay şu. Aynı oyundaki gibi yapmışlar. Oyunu başarılı şekilde adapte etmişler. Abi tamam da yani oyunun bir önemi yok ki yani. Sen dizi olarak şey yapacaksın. Oyunu çok başarılı şekilde yansıtmışlar. Artık çok güzel oyun adaptasyonları yapılacak. Tamam da oyun adaptasyonu o zaman şey mi? Yani birebir bunun şeyi yansıması mı olacak? Dizi olarak. Sırf bundan övülüyor. Başka bir şey değil. Abi bu arada Raider 2 birçok filmden iyi senaryo sahip değil mi? Öyle. Öyle. İzlemedim diyorum yani benim gördüğüm övgü mevzusu tamamen o bütün nerede review'lara nerede eleştirilere baktıysam hep şeyden övülüyor. Erlik RDR 2 oynamış. Ricardo Diaz. Abi baş şu kadar yıldır takip ediyorum falan ortaya çıktı. Çok takip ediyormuşsun ya. Yılların duayen takipçi. Abi geçenlerde Mr. Cypriot sormuş. Son oynadığın hikayeli oyun Last of Us Part 2 demiştin. Onun hikayesi bayağı skandal olmuştu. Sen nasıl bulmuştun bayağı riskli bir işti. Ben iyi bulmuştum bu arada. Çünkü şu yapmış oldukları şey vardı ya ortadaki plot point'tan sonra çevirip işte antagonist üzerinden antagonisti protagonist yapıp protagonisti antagonist yapma olayı vardı ya. Orada bir dönüşüm olayı. İronik şekilde şeye bence yani Red Dead Redemption 2'nin ana fikir şeyine benziyor. Revenge is a fool's game olayı var ya. Hani intikam aptalların işidir tarzı. Yani intikamın bir anlamı yok falan. Niye iki tarafta acaba benzer şeyi seçmiş? Konsepti seçmiş. Bugün buraya hiç bakmıyor. Tabii canım bu soruları nereden okuyorum acaba? Yani ben beğenmiştim. Toparlamak gerekirse. Chat'e niye bakmadım anladım şimdi. Konuyu şey yapamıyoruz. Kapatamıyoruz. Ben beğenmiştim. Mr. Cypriot. Cypriot. Soruya bak. Yoruldum yeter dediğin an oldu mu? Evet kardeşim şunu anlatacağım sana. Bak bundan yıllar önce. Çok sevdiği bir hanım vardı. İşte şöyle nikah masasında oturduk. Beni terk etti. Burada bir özelim falan anlatacağım sana. Gecenin bilmem kaçı da YouTube'da dökeceğim şimdi sana özlerimi. Hocam genel bıkkınlık var gibi bir hafta dinlen. Yo yo gayet iyiyim Enes Demirkol. Teşekkürler yine de. Jandarma mı kara? Kara Harp. Kara Harp okulu Left Undead. Video ne oldu Yamancım? Gelecek. Kral 1688 devrim hakkında video geldi. Valla planladığım bir şey değil Selanikli Burak. Gelecek dersen büyük yalan konuşmuş olurum. Tarih kanalı değilim çünkü. Yakın tarih haricinde pek de şey girmiyorum. Girmemeye çalışıyorum eğer örnek vermiyorsam. Recep Can Polat birinci tur %55 derken patladı eleştiren yok. Ne diyeyim Recep abi Allah belanı versin mi diyeyim ne diyeyim adama. Ya Jaho dalga geçiyor onunla. Bir arada ben dinlemedim o yayını. Jaho'nun anlattığından biliyorum. Olabilir birçok kişi zortladı. Benim şey yaptığım zaten şey değil ki.
Super chat'e bakar mısın? Bakıyorum Karlung daha ne yapayım? Ne yapayım şimdi? Recep Can Polat'ı kınama yayınları aç kınama yayınları mı açalım? Şu an Avrupa'da bir ülkeye gidecek olsan nereyi seçerdin? Yaşamak için mi Uğur Serhat'cığım? Valla benim pozisyonumda yine Almanya'ya giderdim herhalde. Çünkü doğma büyüme oradayım. Dolaylı olarak benim için doğal sonuç. Sal Türkiye'de doğup büyüyen birisi olsaydım. Düşünmek gerek. Senaryosu senin için bir numara olan yapım hangisi? Film mi, dizi mi, oyun mu, çizgi roman mı? Ne bağlamda sorduğun önemli. Erlik, dolaylı olarak kelimesini yanlış kullanıyorsun. Dolaylı olarak bir kelime değil ki Tahacığım. Anime olarak güncel izlediğin bir seri var mı yoksa sadece kült serileri mi izliyorsun? Güncel takip ediyorum desem yalan söylüyordur Mertrof. Uzun süredir de şey bu arada yani bir yıldır falan böyle takip ettiğim dizi, film falan nadir. Hakikaten nadir. Bayağı geride kaldım o konuda kabul etmek gerekiyor. DDR dönemini anlatan bir film önerir misin? Barış film değil de şey vardı. Adını unuttum. Bir belgesel şeyi var. Var mı aranızda yaşlı Almancı belki hatırlar. Çocukları 10 yılda bir çocuklarla röportaj yapıyorlar. Tabii o çocuk yaştayken başlıyor. 10 yılda bir hayatları boyunca röportaj yapıyorlar aynı kişilerle. 10 kişiyle herhalde. En son 2012'de yayınlandı bölümü. 7 yılda mı 10 yılda mı öyle bir şey vardı. Biliyor musunuz onu, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz kesin. Britanya'da olanı değil. DDR'de var bir tane. Almanya'da. İsmi lazım. Valla bulursam Twitter'dan atarım. O çok iyiydi çünkü şey konusunda ben de yani DDR dönemini görmedim, etmedim. Oralı değilim zaten. O çok güzel anlatıyordu okuldaki durumu vesaire de. Das Leben der anderen yazmış Barış Duman. Dur bakayım o muydu? Bir tane çift şey yapıyor değil mi onu? Çekiyor. Dur bakayım. Das Leben der anderen. Staatssicherheit aus Berlin auseinander. Yok ya bu değil. Oğlum bu film. Bizim dediğimiz şey röportajlardan oluşan bir şey. Seri. Kazanıyoruz. Star Wars gelecek dedim gergerle yani tekrar sorunca bir şey değişmiyor, değil mi? Erlik, Alper Koklar senin Ezel ile KV'yi kıyasladığın videoyu izleyip KV Kristo kontundan esinleniyor da Ezel niye Kurtlar Vadisi'nden esinlenmiş oluyor? O da Kristo'dan esinlenmiştir. Hayır, doğru değil.
Mevzu sadece yüz değiştirme olayı değil ki. Yani o videoyu izledikten sonra o çıkarımı yapmış sadece. Sektöre getirdiği bir standart var Kurtlar Vadisi'nin. Belli. Bu videoda uzun uzun anlatıyorum yani, tekrar anlattırmayın bana. Monte Cristo Kontu'na bağlamak absürt. Evet, Ezel Monte Cristo Kontu'nu uyarlamıştır. Ve estetik olarak da karakter tip konusunda geçen Emre abinin yayında, Emre ablan tip olarak da yürütmüştür yani, bayağı tip, bayağı arketipsel figürleri falan yürütmüştür orada. Bir de çok arabesk, ben tahammül edemiyorum. Sürekli ağlamalık ya. Ezel'i nasıl izliyorsunuz anlamıyorum. Sürekli birileri ağlıyor. Sürekli dram. Hü hü ağla hü hü. E tamam, yeter daha kardeşim. Bak yani önüne artık, yeter. Bir de onu izleyen tipler hep şeydi biliyor musunuz? Gaza gelen tiplerdi. Benim çevremde de hep böyle şey, hayatın önemini anlayan, böyle yiyen diye dolaşan tiplerdi. Yani kült filmlerden birini yazacak olsan bu hangi film olurdu? Hangi senin kalemine daha yakın? Ben hiç film yazmadığım için sana şey yapamam yani. Benim kaleme bu daha yakın diye. Çünkü benim stilim belli değil. Hiç yazmadım. Kendim de bilmiyorum. Bir düşündüm de. Büyük ihtimal bilim kurgu korku arasında bir şey olurdu. Özellikle 80 döneminde, Soğuk Savaş döneminde, değil mi? Böyle komünist alegorili şey, film, korku filmi. O alegori konusunda şey çok iyiydi. It Follows'u izlediniz mi? İzlediniz mi, izlemediniz mi kardeşim? The Thing değil, It Follows. O bayağı biliyorsunuz şey, cinsel hastalık şey hani, AIDS Mates'in alegorisi. Nasıl ya? İzleyin, It Follows izleyin. Follows izleyin, güzel. Hatta en korkunç, benim izlediğim en korsan, son 10 yılda en korkunç sahnelerden biri It Follows'tan. Şey, izleyenler bilir, uzun adam sahnesi. Uzun adam sahnesi. Gidin izleyin. Semaver çay yapıyor musun? Genelde mangal şey olduğu zaman ya da hafta sonları. Semaver yapmaya çalışıyorum odunla. Bu saatte izlemem. Zaten bu saatte izlemeyin de, güzel bir film yani. Tavsiye ederim. Ben bu kadar kişinin izlemediğine şaşırdım açıkçası. Seni Twitch'te. Ben Twitch'te banlıyım güzel kardeşim.
Twitch'ten bana süresiz mi? Evet, süresiz. Kalıcı yani. Pek de sikim de değil açıkçası. BBC'nin Edward Bernays'ı konu alan The Century of the Self belgeselini izledim. Tabii ki de izledim, hatta önerdim Barış. O videonun kaynakçasında bile var. Çünkü görüntü kullandım oradan. Güzel bir belgesel. Neden banlandı? Java'ya saydırdım ondan dolayı. Sıfır, bak bu ilişki bitmeye mahkum sizle benim. Çünkü şey kalmadı. Heyecanı kalmadı. Heyecanı kalmadı. Enteresan bir konu yok. Beni heyecanlandırmıyorsunuz. O yüzden ben farklı yerlerde mutluluğu arayacağım. Spam atmayın arkadaşlar. Spam atınca şey yapmıyorum, mesajı okumuyorum. Ekstra okumuyorum yani. Gıcıklığına, piçliğine okumuyorum. Bugün sende sıkıntı var. Yok, ben her günkü gibiyim. Lovecraft okudun mu? Tabii ki de. Bugün tanıdıklar yok. Geç açıldı, normal. Şaşırılacak bir şey yok bunda. Kitap listesi paylaşacaktı, ne oldu iş? Dedim ya, yayının başında anlattım. 2 güne gelir diye. Güncellediğim için. Yo, o saat değil bence. Saat sana göre iyi olabilir, birçok kişiye göre değil ya. Bunu ayarlayamıyorsun. Sana göre 10 numara dediğin şey saat diğerine şikayet ediyor. Çok geç abi falan diye. Genel bir kitle olduğu zaman böyle oluyor. Görmüyor yahu yazmış Hakan Hıcalı. Görüyorum. Warhammer 40K muhabbeti yok. Hiç bilmiyorum. Hiç hakim olduğum bir lore değil. Onu gidin Ahmet'e, Çağlar'a falan sorun.
Abi bu büyük çocuk Burak hakkında bilgin var mı? Bazıları iyi insan ondan dolayı ikimiz de NPC'ci rap. Erdoğan'ın büyük oğlu mu? Ya bu trafik kazası olayından sonra şey yapıyordun işte yani. Ortadan kaybol oğlum diyor. O da göstermiyor kendini. Çok büyük bir gizem de aramaya gerek yok. Yani Bilal Erdoğan'ına kadar. Bilal Erdoğan'ı görüyorsun da ne yani? Ticaret yapmayı bıraktı mı? Vakıfları yönetmeyi bıraktı mı? Adam de facto ülkeyi yönetiyor bir yandan. Peker'in yardımcısı vardı, Emre ne oldu? O Emre Olur çıktı. Ama bu işlerle değil, ailesiyle takışı yapıyor. Vakit geçiriyor. Kaza muhabbeti de ya, onu da biliyorsundur abicim. Hikaye anlat. Tabii efendim. Alman bir arkadaşım Türk işçi alımında İç Anadolu ve Ege arasında kalınıp daha ucuz iş gücü diye İç Anadolu seçilmiş demişti. Olası entegrasyon sorununun bilincindeymişler. Doğru mu, bu bilgin var mı? Ya böyle bir şey duymadım. Büyük ihtimalle de doğru değil. Sebebi de şu. O dönem işçileri aldığı zaman Almanların orada kalma gibi bir şeyi yok Türk işçilerin. Orada kalma gibi bir planları vesaire yok. Asıl plan 2 yıllık bir döngüyle, yani 2 yıl kalacaksın. Sonra geri gideceksin, sonra yenileri gelecek 2 yıl boyunca. Türk hükümetinin planı da bu şekilde. Oraya işçileri göndererek 2 senede bir böyle bir döngü yaparak milyonlarca insan gidecek, eğitim alıp gelecek 2 yılda. Anadolu'daki şeyi de arttıracak. Eğitim seviyesi de bilinç de arttırılacak bir şekilde. Mesela Cumhuriyet dönemindeki şeyleri falan bakın, şeyi de görürsünüz yani, fabrikalarda da şeyi görürsünüz. Sosyal tesisleri falan filan da var böyle. Yani sadece bir iş yeri değil, milleti biraz şey etme, eğitme şeyi de var. Vizyonu da var işin arkasında. 2 sene kalıp dönecekler, plan o. Lakin 2 senenin sonuna geldiği zaman Alman şirketlere diyor ki ya üstat, bunlar bir yere gitmiyor. Ben bunları eğitmişim. Anca dilimi öğrenmişler. Anca işte birlikte konuşabiliyoruz. Operatörü falan öğretmişim. Makinaları şey yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Kaynaşmışlar. Eşek gibi de çalışıyor herifler. Ben memnunum. Yani şimdi yenileri gelecek, eğiteceğiz falan filan. Gerek yok. Gerank yok. Bunlar kalsın. Diyor Alman politikası da diyor ki emin misiniz oğlum? O evet eminiz diyorlar. Yok kalsınlar diyor. Böyle büyük bir plan yok işin arkasında. Hani 90'lara kadar farkında bile değiller bunun bir sorun olacağını. 90'lara şey bile var biliyorsunuz değil mi? Kowloon muydu? Schuydan'ın mıydı? Kowloon'du galiba. Bunlar işte 10 bin mark verelim. Türkler geri gitsin Türkiye'ye. Öyle planları bile var. Öyle kalıcı bir işte entegre edelim burada yaşasın. Öyle bir şey yok. Öyle bir planları yok. Kaldı ki daha şey yaparken, daha davet ederken bunu planlayacaklar. Mümkün değil. Hukka politik. Fokan Dika. Aynen. Türkler ne sorun yaratıyor sanki ya, bu Alman devleti için bu bir sorun. Yani senin milyonlarca bir Türk var orada. Bunları ne yapacaksın? İleride ne olacak? Öyle de böyle sorun. Yani bir şey yapmamanın bir önemi yok. Bu bir sorun, bu bir topik, bu bir ortaya nokta. Halledilmesi gereken nokta. Öyle şey değil. Tehdit falan değil ama bir sorun yani, burada duruyor bir Türk sorusu, bir Türk sorunu şeyi var. Yani milyonlarca adam var orada. Sen bunları mesela meşhur şey vardı, size sürekli gösterirler onu. Çok severler Berlin'de. Neydi o binanın adı? Hani hiçbir yerde kullanamadılar da en son Türkleri yıktılar ya orayı.
Meşhur şeyi paylaştılar. Kreuzberg hoş geldiniz şeyi falan var ya. Orada mıydı orası? Arka tarafta almış Türkçe yazdığı için. Mesela bu gibi şeylerin yakın yerlerine, firmaların, şirketlerin yakın yerlerine kalabilecekleri bir yer olsun diye Türk kolları koyuyorlar oraya, bizim Türkleri koyuyorlar. Bunlar da Türkler de dolaylı olarak hani bir gettolaşmaya falan gidiyor ucundan. O çok meşhur Türk sokakları falan diye paylaştıkları yer şeydir yani, oralardır. Ama sayısı azdır tüm Almanya'ya baktığında. 3 tane falandır. Yani meşhur 3 tanedir. İşte Köln, Frankfurt, Berlin. Buralar. Buralarda vardır meşhur sokaklar. Artık daha çok semboliktir oraların önü. Çünkü bütün Almanya'ya baktığın zaman o tarz sokaklar şey değil, yaygın bir şey değil. Hatta yok yani. O hotspotlar harici öyle bir şey yok. O biraz doğal oluşmuş şirketlerden dolayı. Yani adam diyor ki benim şu kadar Türk çalışanım var. Şu binaya komple şey yapalım. Türk işçileri girsin. Bunların ailesi olacak falan öyle bir planlama olmadığı için o dediğim şey işte 90'larda falan farkına varıyor. Burada yoğun Türk nüfusu var, oğlum ne yapacağız bunları hani? Demek geri de gidilmeyecek gibisinden. Değişik bir ortam. Ya öyle bir kalıcı bir sorun değil. Zira zaten çocuklar şeyde yetişiyor. Oradaki okulda yetişiyor. Oranın dilini öğreniyorsun. Asimile ediyor zaten. Birinci nesildeki işte sokak röportajlarınızda gördüğünüz gurbetçi şeyler kaldı. Ya da ithal damatlar kaldı artık. Öyle ciddi bir sorun olduğundan falan değil. Ama kültürel olarak, sosyokültür olarak öyle bir şey var. Yani kültür farklıdır Almancıların. Mesela bu rap'e de yansır ya. Orada yani hakiki organik gelişimi. Yani ben Türkçe rap'e de saygı duyuyorum. Tabii emek veren, ömrünü buna harcayan insanlar var. Üstatlar var. Çok farklı şeyler var. Underground ekipler falan var. Saygı duyuyorum buna ama organik olarak baktığın zaman Almancıların yaptığı raptir. Orada gelişen, temelden gelişen mevzu Almancıların yaptığı raptir. Hakiki şey odur. O yüzden mesela Türkiye'deki en popüler şeyler, parçalar Almancıların yaptığı şeylerden geliyor, rapten geliyor. Çünkü organik geliyor. Yani çakma bir Travis Scott'luk durumu falan yok yani orada. Amerikan rapi taklit etme şeyi yok. Bir sorundan gelişiyor orada sonuçta. Türkiye'de benzetebileceğin en çok şey arabesk yani. Arabeski benzetebilirsin. Organik bir şey olduğu için. Başkaldırı falan şey olduğu için. Gerçi başkaldırı da denemez arabeski. Kabullenme. Kabullenme denebilir değil mi? Kafkaesk ve arabeskin şeyi. Ortaklığı. Artık Almanca rap de öyle tabii. Yani Amerikan şeyi çok. Oradaki büyük şirketler domine etmiş durumda ama yani ilk bir popüler olduğu çıktığı dönemlerde işin organik kısmı şeyden geliyor. Bu tarz hotspot dediğimiz şeylerden, sıkıntılı yerlerden geliyor. Bir adet Snatch ve Cold Pacino ilişkisi videosu bekliyorum 4 sene içinde. Tarık tamamen şey zaten. Guy Ritchie'nin şeyi. Hani esinlenme diyeyim, hadi şey demeyeyim. Uyarlama demeyeyim de. Hani bildiğin Guy Ritchie o şey. Cold Pacino filmi. Ama güzel film, o ayrı. Killa ve Massacre neden küstüler azizim? Duyum var mı? Evet, ben duydum bir şey de beni ilgilendiren mevzu değil. Emre Yücelen'le yaptığı röportaja bak bir ara. Orada arabesk nedir? Neyin arkasında durur? Bayağı izlerim Durancığım. O şey de enteresan değil mi? Patlamasının şeyi de enteresan. Arabesk olayı var ya. R&B ve arabeskin şeyi var ya. Kelime oyunu. Arabesk. Bu Türkiye'de son 4-5 senede çok tutan şey tayfası.
Hani rap de yapmıyor ama işte değişik bir şeyleri var diye geçiyor. O çok önceden var yani. Ta 2007'lerde Muhabbet falan var, oradan geliyor. O dalga geçtiğiniz Zilik Damman'ın Am falan var ya. O mevzu yani. O çoktandır var. İşin doğası o bu arada. Yani Almancıların bunu ilk yapması gayet normal. Çünkü orada şey yapıyorsun. Batı kültürüne orada şey kalıyorsun. Ne Türksün bir noktada. Sentez çıkarıyorsun kendince ve Almancıların o rap kültürü, şey kültürü oradan geliyor. Türkiye'de böyle bir durum yok çünkü sonradan geliyor Türkiye yani. Direkt bir Batı şeyi yok. Ya NWA ne yapıyorsa Kartel de benzerini yapmış. Kendi sorunlarını mesela dile getirmişler. Aynen, Falcon Schroeder. O bir gettolaşma değil ama o bir, yani evet gettolaşma bir noktada da. Hani anlatılış biçimi yanlış. Türkiye'de şey söyleniyor işte Almancılar bir arada yaşıyorlar. İşte sanki onlar bilerek bu şeyi şey yapmışlar, tercih etmişler gibi. Öyle değil ama sen işçi olarak geliyorsun. Fabrikan, şirketin sana diyor ki bak biz buraya şey ayarladık. Senin için ödenebilecek, belki de bizim ödeyeceğimiz işte daireler, şeyler. Kalacak yer ayarladık. Bunlar da o şey, Plattenbau dediğimiz şeyler. Plattenbau'nun Türkçesi var mı ya? Yani çok bir arada yaşadıkları şey. Binalar. Evet, lojman yani mantıken biraz öyle. Çünkü sana fabrika diyor orada kalacaksın diye. Dolaylı olarak çevre de işte şey, gelir düşük, eğitim seviyesi düşük. Orada doğan çoluk çocuğun da yüksek bir şeye çıkacak değil. Yüksek bir sınıf şeye erişecek değil. Bauhaus mimarisiyle yapılmış dikdörtgen prizma bloklar. Güzel anlattın. Ama artık yok tabii öyle bir şey yani. Şey kaldığından değil. O dönemlerde öyleydi. Yine iyi atlatmış bence Almanya'ya bu şeyi. Fransa'ya falan baktığım zaman, Hollanda'ya, oradaki işte Cezayirlerin falan yaptıklarına baktığım zaman Almanya çok iyi atlatmış. Yani onu şımar... Geçen şeyini, şeyde konuştuk işte Furkan podcast'te. Furkan ve Aslan'la. Almanca yaptığımız podcast'te. Almanya iyi atlatmış bu şeyleri. Azınlık konularını. Şimdiye kadar. Sovyet kokusu geliyor. Zaten Sovyet mimarisine benziyor. Ama çok fena da içinde yaşayın bir de. Yani çok rezildir o bloklarda yaşamak. Gökhan Kırdar bilmiyorum. Oyruz. Gökhan Kırdar ne hikmetse yaptığı parçaları Spotify'a yüklemiyor. Hani niye yapmıyor bunu da bilmiyorum. Zar zor biz buluyoruz ya da işte fanlar şey yapıyorlar. Buluyorlar işte, yeniden remastering yapıyorlar, öyle yüklüyorlar. Ona da telif atıyorlar sonra. Çok değişik. Panafin de öyle mesela. Yani çocuklar emek veriyor, bir şeyler yapıyor. Gidip çocuklara telif falan atıyorlar. Lan sizden daha iyi sahip çıkıyorlar şeylere. Türkiye'de o şey kültürü yok. Bu fan kültürü yok, anladınız mı? Mümkün değil. Avrupa neden Çin'e itimat sağlıyor? ABD nefreti mi? Bay Stevens. Yiyorsa sağlama. Adamlar yatırımlarını çok stratejik yapmışlar. Lojistik konusunda, ham madde konusunda, şey, tedarik zinciri konusunda. Yani Çin'le biraz zor aşık atarsın bu saatten sonra. Eğer bir Amerika Birleşik Devletleri falan değilse. Ki onun bile şey bedeli var. Sovyetler ve Balkanlar mimari açıdan benziyor. Hangi Balkan ülkesi? Yugoslavya şeyinden olabilir. Niye benziyor acaba? Niye benziyor? Ortak noktaları ne olabilir? Brutalist mimari. Yani görürken güzel. Yani seyretmek, görmek güzel ama şey değil. Yaşamak istemem. İnsanın içi şey yapar ya. Up Serious diye bir belgesel var. 6-7 sene bir çekiliyor. Yarım saattir falan arıyorum. Levent Girgin o şey zaten, o Britanya'da olanı, onu da biliyorum. Bunun aynısının DDR versiyonu vardı. Almanya'da yapılan. Doğu Almanya'da yapılan.
The Kingdom of Gods of. Ha. Farukçum. Tamam bu. Sonunda ya. İzleyen arkadaş hala izliyorsa soruyu soran. Bu. The Kingdom of Gods of bu. Teşekkürler Faruk. Yukarıya fixledim mesajı. İsteyen gidip kopyalayıp izler bunu. Alman siyaseti Türk siyaseti kadar ilgini çekiyor Merlik. Tabii takip ediyorum Caner Bolaman'la ama o kadar fazla aksiyonun olduğu bir ortam değil. Hani yüzeysel siyaset. Erik abi şu telif mevzusu için yardımcı olurum. Yıldırın birikimi var. Müzik durumu bambaşka. Meraklı ve doğru da ben artık şey yapmıyorum. Yani beni bağlamıyor. Kurtlar Vadisi mevzusu veya Gökhan Kırdar. Benim telif sıkıntım yok o yönden. Veryans'ın ekibi neden Pirinç'e yakın? Öyle bir şey yok. Enes Demirkoğlu. Adamlar kavgalı yani. Ben Doğu Pirinç'e de yayın yaptım. Geçen biri yazmış bana. Senin Doğu Pirinç'e de gördük dedim. Nasıl, hangi ara Doğu Pirinç'e benim oldu? Dün Sinan Oğan'dı. Ondan önce Kılıçdaroğlu'ydu. Ondan önce Erdoğan'dı. Her gün bir tarafçı oluyoruz. Geçen yazmış bir yorumlarda. Senin Doğu Pirinç'e de gördük. Lan adam belki kariyerinde yaptığı en sert röportajlardan birini yaptım ben adamların. Nasıl Doğu Pirinçekçi oluyorum ben? Neyse. O röportajı hatırlarsanız sormuştum. Veryans'ın ekibini bayağı saydırmıştı Veryans'ına. Bayağı saydırmıştı yani. Araları iyi falan değil. İnce'nin açtığı davada CHP Genel Merkezi ile bağlantılar bulunur mu? Onlar da Fırat'cığım istenirse bu savcıya kalmış bir şey. İsterse bulurlar. Niye bulamasınlar? O trollerin çoğu genel merkezden yönlendiriyor. Program yapıyorlardı. Evet, kanalda yapıyorlardı da yani kaç yıl önce. Araları iyi değil. Ver yansın diye isim olur. Evet, alt da böyle demişti. Ver yaksın mı? Ver yapsın mı? Öyle bir şey önermişti. Oktrol'den argümanların ki tabii Yasin orada şey var dedim ya. Propagandayla stratejik mücadele mi ne diyeyim masaları var bunun. Genç Osman vardı başında hala var mı bilmiyorum. Oradan belirleniyor söylüyor. Mesela muhalefet de muhalefet. Hatırlıyor musunuz muhalefet de muhalefet? O söylemi orada geliştirdiler. Hemen alta gitti işte o satılık fenomenlerine bilmem nelerine var birkaç tane böyle. Akıl verip video çekiyorlardı o yavşaklar. Seçimden sonra bakıyorsun 180 derece tersini anlatıyor. KK istifa etsin falan diye. Ne oldu abi şeyli yapıyordun? Bize satılık fenomen diyordun, şey muhalefeti muhalifler diye eleştiriler yapıyordun, demediğini bırakmıyordun. Mobbing uyguluyordunuz ya, siz bildiğiniz mobbing uyguladınız. Sonra da millet patlayınca da diyor, CHP'den ne istiyorsunuz, herkes CHP'ye. Çin'in her ya da çoğu konuda ABD'yi yakalaması 2049'a da gerçekleşir mi yoksa daha uzun bir süre alır mı sence Emlik? Vallahi adamların hedefleri 2049 Shadow ama çoğu yerde şu an zaten şey yapmış durumdalar. Üstünlüğü ele almış durumdalar. Sadece zamana kalmış bir soru artık. Watchmen filmini izledin mi? İzlediysen nasıl buldun? Tabii yani Harun. Dizisini mi soruyorsun acaba? Watchmen tabii ki de izledik. Var Barış. Onların da var. Genelde şey olur. Geçen yayında anlattım. Kesitini falan da almışsınız. Genelde bu tarz işte sosyal medyada aktif çocuklar seçilir. İşte edit yapabiliyorsa, Twitter şeyi varsa seçilir bunlar. İşte merkez şehirlerde o ilin artık ilçenin neyse artık oradaki binasına götürülür. Gençlik kolları bunları gazlar. Parası yoksa parası verilir.
Telefonu yoksa telefonu verilir. İşte bilgisayar yoksa bilgisayarı verilir. Çocuklar gazlanır. İşte yap et aslansın kaplansın diye. Ondan sonra salarlar bunları Twitter'a falan. Bir şey paylaşacağı zaman eş zamanlı aynı şeyi paylaşırlar. Dikkat edin bakın. Bir bakmışsın bir saat içerisinde hepsi aynı paylaşım yapıyor yani. Bu kadar da tesadüf mü artık? Bilmeyen bile anlar. Aynı keyword'den aynı anahtar kelimeleri kullanıyorlar. Bunları da anlamıyorsanız eğer o. Bir de şey o tayfanın şeyi var. Dikkat çekmek için tepki alacak, tepki çekecek paylaşımları var. Yani oraya düşmeyin. Hit almak için, etkileşim almak için yapıyorlar onu. Tamamen o yüzden yapılıyor. Yani çok dikkat çeken bir konu buluyorlar. Ondan sonra orada paylaşım yapıyorlar. Gelsin şeyler. Gelsin mentler. Siz cevap verdikçe adamların şeyi artıyor etkileşimi. Tek dertleri o. Ben diyorum ya o noktada. Çalışacaksın arkadaş yani çok istiyorsan eğer. Çalış bir şey yap ortaya. Bir şey gibi bir eser koy ortaya. Değil mi? Bir emek ver yani. Bu kadar basit olmamalı. Bizim millet seviyor abinin yani şey yok. Şey vardı ya. Sanat camiasında da öyle. Neydi o şeyin filmi? Müjdat Gezen'in bir filmi vardı. Hatırlıyor musunuz? Sanatçı olmak istiyor fakat gay taklidi yapıyor. Şey çıkarabilir, kaset çıkarabilsin diye. Biliyor musun o film? Neydi o film? Unuttum adını ya. Ya o dönemde bile varmış anladın mı? Yani şey yapman Cennet Mahallesi değil oğlum. Dizi o. Müjdat Gezen'in gençliğinde var bir tane filmi. Adını unuttum ama. Biliyorsunuz biraz şey parodisi. Biraz Zeki Müren parodisi, biraz şey parodisi şeyi var. Yani o eskiden beri öyleymiş. Yani fazla şey yapmanıza gerek yok. Fazla bir eser şey yapmanıza koymanıza gerek yok. Kişilik olarak biraz polarize edin. Biraz dikkat çekin. Karşılığı geliyor. Jodo taktiği uyguluyor. Kimse uyanmıyor abi. Adam polarize ediyor. Şu an yayın falan açmıyor değil mi? Şimdi yayın açana kadar Twitter'dan şey yapacak millet. Sürekli hakkında konuşturacak. O ara şey yani ben yayın yapmıyorum. Tatil yapıyorum. O sıra siz beni konuşun. diye şey yapıyor. O tarafa görev veriyor. Bu sazanlar da yapıyorlar onu işte. Evet boynuna şey takıyor. Şey atkısı takıyor falan. Hani gay rolü yapıyor. Tabii hani gay demek de o şey ne kadar doğru şey demek aslında. Gay stereotipi demek daha doğru değil mi? Stereotip çünkü o. Hani salt gay demek de doğru değil. Stereotip. Homoti. Doğrudur olabilir. Kreuzberg'e geleceğim gel beni öldür. Evet, E.T. şey vardı değil mi onun parodisi? İğrenç. Drag Queen. Burnundan getirdi. Yani Joe işte. The Boys Invincible. İkisinden birini izledim mi? İkisini de izledim. The Boys'ı da izledim. Invincible'ı da izledim. The Office'deki Jenny'i nasıl buluyorsun? İbrahim bak o tarz kadınlar gerçek hayatta da var. Yapabileceğin en kötü tecrübe uzak dur. Uzaktan görsen uzak dur. O karakterde kadınlarda. Hayatını şey yapar yani. Yazık edersin kendine.
Balık tüketimi nasıl? Trabzonluyum, sence nasıl? Gun Girl'ı sever misin abi? Şey diyeyim, Ben Affleck'in oynadığı kitap adaptasyonu var bir tane. Değil mi? Bana çok zorlama gelmişti o. Bu tarz thriller şeylerin, kitapların ana sorunu odur. Kitapta o kadar göze çarpmıyor da adaptasyonu yapılınca sinemada o zaman hakikaten göze batıyor. Orada göze batıyor yani. Sonradan tekrar geri dönmesi, hiçbir şey yok falan, çok göze batıyor. Ama oyunculuklar mükemmel, orada sorun yok. Eyvallah Okan Bal. Michael Scott ve Şaban karakteri yok Ramazan. Hiç alakaları yok. Steve Carell'in hakikaten dümdüz mallığı var bir tane. Hani ısrarlı devam ediyor ya. Bir de o konuda Steve Carell'in tipi de çok şey etkili. Çok ciddi şey var ya. Ciddi duruyor ya şey esnasında. Resepsiyoncu Gülüm'e neden salladın anlamadım. Allah Allah. Kime salladım? Hızlı ve Öfkeli önce. Hayır, ben Fast and Furious'ı izlemiyorum. Alt tem. Caner Bolomanlı. Eyalet sistemi referandumla gelir mi? Vallahi nasıl gelir bilmiyorum ama önümüze getirecekler. Önümüzdeki 10 sene içerisinde ben eminim yani. Eyalet sistemi mevzunu. Ha, Cen'e niye laf ettin? Oğlum Pam değil ki. Cen o. Michael'ın bossu. I sleep with my boss. Wie bewertest du die steigenden Umfragewerte der AfD? Joker'cim. Bak, Joker diyorum. Joker demiyorum. Sonra şey yapıyorlar. Ağlıyorlar. Bunun hakkında uzun uzun podcast'te konuşacağız. Tavsiye ederim. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich dir den zweiten Kanal zu abonnieren. Erlik Oyunspiegel. Orada podcast gelecek. Furkan'la birlikte AFD'nin şeyini konuşacağız. Not aldık. Ja, mantıken. Ich kann es verstehen. Also es war schon vorher zu sehen, dass es so wird. Ich hätte aber gewünscht, dass die CDU diese Position einnimmt. Also nicht, dass es zu nach rechts geht, sondern eher so auf konservativ rechts. Wäre mir lieber. Also kurz und knackig zusammengefasst. Guy Ritchie filmlerini izledin mi? Revolver'daki ego konusunu işleme şeklini beğendin mi? Revolver izlemedim. Guy Ritchie filmlerinin hepsini izlemedim ama genellikle izlemeye şey yaparım. Takip etmeye çalıştığım bir yönetmendir. Sadece o son şeyleri, Jason Statham'le falan birkaç şey çıkardılar ya, Türkiye'de de çekildi. Onları falan da izlemedim. Almanca podcast altyazı gelir mi? Sanmıyorum ya. O şey de... Uğraşmaya değmez. Çünkü sizi ilgilendiren konular değil. Hani şey manasında değil, size ne falan değil. Sıkılırsınız yani oranın iç siyaset hakkında. The Office'teki en kral karakter David Wallace bence. Yok ya. Kasıyor. Ben hep zıt alıyordum o elemanı. Sopranos'un filmi çıktı. Prequel'ı çıktı. İzledim. Rahmetli Ray Liotta da vardı. Hatta Gandolfini'nin oğlu oynuyor kendisini. The Many Saints of New Hope muydu neydi? CDU wird gerade in... Ya Ramazan ondan zaten. En krala çıkara Dwight. Dwight da çok karikatürize bir tip. Wir sehen uns dann dort, Joker. South Park'ta favorin kim? Şey, Randy Marsh. Net yani, net Randy Marsh.
Normalde şeyleri sevmem. Bu sitcom şey tarzlarında işte animasyon şeylerinde, dizilerinde abartılı baba figürleri olur ya. Çok aptal, çok aşırı komik olsun diye böyle bir stereotip şey vardır. Bir şey karakter vardır. Ben normalde pek hoşlanmam ona. Ay yine mi falan, artık alıştık yeter daha, yani bunaldık aynı şeyden. Aynı tiplerden. Ama Randy hakikaten onu şey yapıyor. Randy onu şey yapmayı başarıyor. Çünkü şey, kontrast var orada. Çocuklar şey ya işte Stan, Kai falan hepsi böyle normal diyelim. Hani ne kadar normal olabilirlerse. Normal. Yani çocuklar daha rasyonel. Geliyorlar buna. Eski bölümlerden bahsediyorum. O Tegrity falan olayından sonra o da çok karikatürize oldu. O ciddiden manyaklık derecesine geçiş olayı komik. Hani durup dururken şey normal gidiyor bölüm, sonra şey öğreniyoruz. Lord. Gerçekte Lord benim, hani şey yapıyorum. Autotune'la oynuyorum sesimle, Lord şey yapıyorum diye. Anladınız mı? Yani normalden şeye geçiş olması gerekli. Gidip gelmen gerekiyor ki o iş komik olsun. Kontrast olması gerekli. Sadece o şey kafasıyla gittiği zaman bölüm, şu yeni bölümlerdeki Tegrity Farm'da olduğu gibi South Park'ta, onun şeyi kalmıyor. Komikliği kalmıyor. Çünkü komik olan şey değil. O mevzunun yaşanması değil. Ulan ne kadar ileriye gidildi. Hani ne kadar saçma sapan bir yere gitti. Kontrasttan dolayı gülüyorsun zaten. Komik olan o. Yeni bölümlerde maalesef o yok. Yoksa Randy beni şey yapıyordu. Bitiriyordu anasını. Bir de şey var ya. South Park'ın en güldüğüm şeyleri. Çok basit bir detay aslında. Geçiş müzikleri var South Park'ın. Şeyden bahsetmiyorum. Arkada çaldıkları şey değil de. Sinematik şeyi var. Biliyor musun onu? Sinematik arka müzikleri var. Bazen bir piyano şeyi var, geçişi var böyle. Dır dın dın falan böyle, hani ciddi. Böyle merak uyandırmış gibi. Özellikle böyle çok abarttıkları bölümlerde. Hani global bir şeye gittikleri zaman. Global bir, ortada global bir şey var. Ne demek gerek ona? Bir komplo var. Yani tüm dünyayı saran bir komplo falan. CIA giriyor işin içerisine. Ordu geliyor. Böyle çok ileriye gittikleri bölümlerde ben hep şey yapıyorum. Patlıyorum. Özellikle bu manyakları da şeye soktukları zaman. Bu çocukları South Park'tan alıp şeye soktukları zaman. Tüm bu saçma sapan olayların ortasına koyduklarında. Orada parlıyor hakikaten South Park. Çünkü ana karakter, ben çok düşündüm onun hakkında. Diğerleriyle ayıran nokta ne? Evet evet şey, Berk. Onu diyorum. Dismisteriyoz'da. Dırıntın var ya arkada böyle. Şeye Cupman'ı diyorlar ya. Genelde Cupman anlıyor. Ah du scheisse. Dırıntın geliyor arkadan. Şeyde, evet evet doğru, şeye de çok gülmüştü. Bak iyi hatırlattın o bölümü. Şeyin babası trollüyor ya. Kyle'ın babası. Elinde şarap bardağıyla. Biliyor musunuz o bölümü? Elinde şarap bardağıyla bekliyor ya. South Park'ta. Ya işte böyle küçük orospu diye elinde şarap bardağıyla bekliyor. Çok iyi bölüm ya. Onların özelliği, South Park'tan onların özelliği şey, bu çok ileriye gitme olayı. Çok basit bir şeyden çıkıp çok ucu bucağı gelmiyor artık, anladın mı? O kadar abartıyorlar. Yani bundan sonrası gitmez dediğin noktada. Mesela Family Guy da abartıyor ama mikro ölçekte, yani komik olmuyor. South Park öyle değil yani. South Park ciddi ciddi şey yapıyor, ciddi alarak devam ettiriyor. Ne, ordu geliyor, CIA geliyor. Evet, evet şey, Berk, Indiana Jones bölümü de çok iyi. Harrison George Lucas'la Steven Spielberg. Harrison Ford'a, yani Harrison Ford'a değil de canlandırdı şeye, Indy'ye. Tecavüz etti. Bir de şey yapmışlar yani, film kötü demek yerine direkt, hani film kötü değil. Yani bu bir tecavüz, anladın mı? Film kötü değil. Rick and Morty. Rick and Morty'nin şeyi farklı. Güçlü oldukları şey, güçlü olduğu
alanlar şeyler farklı. Hikaye anlatımı mesela daha iyi. Hatta ben şey bile düşünüyorum. Rick and Morty'nin bu kadar başarılı olması South Park'ı da etkiledi ve artık bölüm başına bir hikaye anlatmaktansa sezonluk hikaye anlatmaya geçtiler onlar da. Matt Stone'la Trey Parker'ı bilmiyorum fark ettiniz mi? South Park'ın yeni sezonları da o şekilde mesela. Ama şey yok bence hani South Park'a yakışan bir şey değil. Rick and Morty'nin mevzu daha çok şeyde. Hiçbir yani hikayenin hiçbir nasıl desem sınırının olmaması. Yani her türlü şeye girebiliyorsun yani bir bölüm bir yere düşüyorsun. Bir bölüm metayla dalga geçiyorsun meta anlatımına. Bir bölüm meta anlatımının anlatımının anlatımıyla dalga geçiyorsun. Değil mi? Joseph Campbell falan geliyor böyle. O hakikaten meta artık yani. Joseph Campbell'ı falan getirdikleri bölümde. Onların şeyi de güzeldi bak. Onların hikaye anlatımı hakikaten o ekibin şeyi güçlü. Tren bölümü bir de şey bir tane daha var. Geçen sezonda yayınlanan bir bölüm daha var. Şeyden çıktıklarında. Dördüncü duvarı yıkıp da tamamen şeyden çıkıyorlar ya. Hazreti İsa falan geliyor. Benim işte bir kötü karakter var orada bir tane tren bölümünden gelen geri dönüyor. Benim bütün mevzum diyor şey kendime bir şey aramak, amaç aramak. Sonra amaç ara bütün bölüm amaç aramak da geçiyor ben niye kötüyüm falan. En son Joseph Campbell geliyor diyor siktir et diyor önemi yok. O tren bölümü değil. Tren bölümündeki karakter geri geliyor son sezonda. Ha şey diyecektim bu ekibin bu kadar şey yapabildiği iyi nasıl desem İyi hikaye anlatabildiğini şeyde görüyorsunuz. Bunların bir tane Solar Opposites mi? Neydi şeyin adı? Bir dizileri daha var. Solar Opposites'i değil mi? Orada bir tane şey, subplot var. İzleyenler bilirler. Duvar diye. The Wall. Ana hikayeden daha iyi. Şaka değil. Ana hikayeden daha iyi. Ben hakikaten hayret etmiştim. Aslında şey klişe şeyleri de var. Kısımları da var. Ama ana hikayeden daha iyi o şeyler. Subplot. Çünkü karakterler çok ilgimi çekmiyor. Solar Opposites'e. Tamamen şeyden şans vermiştim ya. Aynı yapımcının şeyi diye. Onu izleyin. Gidin şeyi izleyin. The Wall diye. Solar Opposites The Wall yazın. Geliyor. Oradaki storyline'lar çoğu şeyden iyidir. Çoğu mesela The Walking Dead'in son sezonlarından falan iyidir. Ya mevzu şey. Spoiler vermeden anlatacağım. Bu uzaylı çocuklar dünyada yaşadıkları için komedi dizisi sonuçta kendilerini sıkan insanları küçültüp çok karınca boyutuna falan getiriyor. Hatta karıncadan da küçük galiba. Küçültüp duvarının içine koyuyorlar. Duvarında böyle bir şey yapmışlar, yer yapmışlar. Duvarın içine atıyorlar bunu. Sonradan tabii işi abartıyorlar. Hani artık kendilerini canlı sıkan değil kafasına göre milleti de alıp küçültüp duvarın içine koyuyorlar. Gülüp eğleniyorsun bir noktadan sonra şeyi gösteriyor sana. Hani onlar açısından. Küçültülen insanlar açısından. Onlar açısından korku filmi gibi. Distopik yani. Distopik bir ortam var böyle. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Herkes şeker hastası. Diyabetes şeyden dolayı. Sadece şeyi yiyebildikleri için şeker falan. Orada da şey yapmışlar. Big Brother şey yapmışlar. Hikayesi yapmışlar. Bir tane yönetici şey var. Faşizm şeyi var. Bayağı ciddi şey de var bu arada. Faşist tandanslar şeyleri gösteriyorlar. Nasıl ayaklanma var. En son devrime kadar gidiyor. Bir tane eleman var başlarında. Neyse uzun uzun anlatmayayım da. Gidin izleyin. Subplot ama unutmayın yani. Ana şeyin plotu. Yan plotu. Erken açmışsın Hakan abi. Hayırdır. Tropic Thunder sever misin? Severim tabii ki de. Geçen kimin şeyin yayında şey konuşuyorduk. Tropic Thunder'ın intro şeyi var ya. Intro sekansı var ya. Sahte fragmanlar geliyor. Geçen onu konuşmuştuk. Tobey Maguire'da şey Robert Downey Jr.'ın oynamış olduğu sahte fragman var ya gay şeyler. Papazlar mı ne? Gay papazlar mı? Neydi o? Ona çok gülmüştüm. Oscar garantili.
Silinecek arkadaşlar, silinecek. Anime konusu. Attack on Titan'ın ilk sezonunu izledim. Sonradan yeni sezonlarının daha işte yeni yeni geleceğini ben izlediğim zaman orada duyunca dedim ki bitsin öyle şey yaparım. Bitsin öyle izlerim. Deniz kumu değil ha. Bitsin final yapsın öyle izlerim ben. Gerek şey yok yani. Bir de binge watching falan yapacağım için büyük ihtimalle hızlı geçer. Yani bir haftada falan biter. Direkt kaldırılacak meraklı bey. Kazanıyoruz. Abi super chat abi ya, super chat abi ya. Super chat'i nasıl okumazsın Allah belanı versin senin. Bak super chat diyor. Hazır mısın super chat'e? Hazır mısın biraz şey yapalım? Super chat şu bak. Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? Nasıl? Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun diye. Mükemmel soru değil mi? Ne düşünebilirsin yani? Bir de futbol izlemediğimi biliyorsun oğlum. Ben görünmez miyim? Yo, görünüyorsun. Spor yorumcusu değil misin abi sen Güntekin Onay? Aynen. Galaksim nerede? S3000'e. Benim yapabileceğim tek şey Kıraç'a şey sorabilirim. Abi ne zaman marş yapacaksın bir daha Fenerler için? Arkadaşlar soruyor. Maksimum o yani. Onu da sormuştum bir kere ona. Bana bir arkadaşım sormuştu Fenerli. Hadi son sorular. Son soruları alacağım. Arapça biliyor musun? Hayır. Hayır oğlum nereden bileceğim ben Arapçayı? Pendik Spor hakkında ne düşünüyorsun? Duayen futbol yorumcusu. Evet, son sorular geliyor arkadaşlar. Son sorular. Tenet filmini nasıl buldun? Başyapıt dönem izlemiştim direkt sinemada. İmkanım olsa da bütün Nolan filmlerini tekrar IMAX'te izlesek değil mi? Böyle bir organizasyon yapmak gerekiyor. Yılda bir kere Nolan filmleri IMAX'te tekrar verilsin. Sıkıcı bir yayındı. İlk defa bir yayın bitsin diye iple çektim. Valla kayıt olmayacağı için pek bir önemi yok. Tenet boşuna hate yedi biliyor musunuz o yayınlandı? Tenet iyiydi iyi. İyiydi iyi. Alper Çağlar'lık yapmayın. Erlik kadınlar tehlikeli demişsin açıklar mısın? Donelerin neler? Ben böyle bir şey demedim. Bunu kim söylediyse yalan konuşmuş. Doğru değil. Kim sızdırdı oğlum? Arkadan şey böyle kim sızdırdı hemen. Kontrol edin. Kontrol edin ki. Yok öyle bir şey. Kontrol edin kim sızdırdı. Espri yapmışımdır. Zey. Yazılım kullandım. Yalandan yaptım. Kadın demedim, kalın dedim.
Kalınlar tehlikeli. Ben kalınlar tehlikeli dedim. Temkinli dedim. Temkinli. Bağlamı hatırlamıyorum Zey Zey. Samimi söylüyorum. Kadınlar değil, Sibel Can dışındaki kadınlar. Insta soru cevap yakalandı. Doğru, tamam hatırlıyorum da niye şey yapıyorsun bunu bana? Tamam yakalandık, ne yapalım? Doğru, ben yani tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Sebebini konuşabiliriz bir dönem. Daha rafine bir zekaya sahip olduklarını düşünüyorum. Daha sıkıntılı yani. O yüzden insan kendisinden daha detaylara dikkat edebilen, beyine sahip şeylerden çekinir. Değil mi? Tatmin oldun mu? Tehlikeli. Yani tedbirli ol yeter. Yok ya, asıl espri yapıyorum ya. Değil mi? Oldu mu bu şekilde? Ne diyorsunuz? Kaç ne kadar not veriyorsunuz? Reis tedbirli. Yemediniz değil mi? Şey yanlış oldu. Zeka örneği yanlış oldu. Evet, Seyfo dayı da yap kapanışı. Erlik gördüm. Gidiyoruz arkadaşlar. Son sorular. Son sorular. Uyuyacaksın sanki. Uyumayacağım da hani gerek yok lan. 5-6 saat. Kazanıyoruz. Son soru demedim. Sol soru dedim. Bu işler öyle dansla müzikle olmaz. Hürrem, ben şey izlemedim. Yok, izledim de. Mahidevran Hürrem mi? İkisi de bana şey geliyor. Bir de o Muhteşem Yüzyıl'ın şeyi var ya, bir bölüm birini göt gibi gösteriyor, bir bölüm diğerini göt gibi gösteriyor. Şey yapıyorsun, git gel. Karakterler şey değil. Statik şey yok. Yani bir bölüm başka hareket ediyor, bir bölüm başka hareket ediyor. O yüzden şey diyemezsin. Şunu destekliyorum diyemezsin. Keşke şey yapsalardı Muhteşem Yüzyıl'da. Sadece Pargalı ve Süleyman şey arasındaki ilişkiyi daha çok şey hareme falan girmeden sadece işin güç kısmına odaklansaydı bence daha verimli bir dizi çıkarmış. Kazanıyoruz. Geçen yayın süper chatini okudum Turgut. Ratingden evet, bir keşke şey yapsalar. O kısımları silip sadece şey yapsalar. Sadece işin politik kısmını yapsalar değil mi? Bir de işin komik yanı, ben ilk izlediğimde şey çok şişirmişlerdi. İşte bu haremde dönen mevzuları çok orada oy falan filan. En sevmediğim şeyler oldu. İşte Hürrem'di, şuydu, buydu. En sevmediğim kısım oldu. En böyle şaşırıp da hakikaten lan ilginç olan bulduğum kısmı şey. İşte politik kısmı, işte güçler dengesi vesaire.
Arkadaşım biri sormuş, ben de merak ettim. One Piece izledim. Yok Osman'cığım, ben izlemedim. Ben Dragon Ball'la büyüdüm. One Piece izlemedim. Super chatleri kaçırıyor. Yo, gördüm. Bazen bana göstermiyor olabilir. Mahidevran mı? Yok, kaçırmamışım. Evet, yine daldık konulara. Hadi. Kapatıyorum yavaş yavaş. Kapatıyor musun abi? Gelmiyor mu sesim? Tamam. Burhanettin. Heh. Dur dur Tam dur. Burhi mi geldi? Dur dur, durmuyorum seni. Dur bekle. Bak, demek bakmıyormuş Discord'a. Sesimi de duymuyor. Ha, geliyor mu sesim? Sesim ha Ah, dur bakayım, konuş. geliyor. Ha, geliyor şimdi. Kulaklığı takmayınca Tam kapatıyordun abi yalnız. sorun yok ya, problem değil. Hoş İstersen hiç geldin. şey yapmayayım ya. Yormayayım seni. Yok yok, hiç problem yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne olsun ya, milletle bir muhabbet yaptık. Ya aslında Soft. uzun süredir dinledim ben de yayını. Anca Hı. şeyi fırsatı bulabildim. Niye, ne yapıyordun bir yandan? Konuşma. Ya vardı işlerimiz. Birileri var. Birileri var. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin be? Güzel şey muhabbeti yaptın ya. Hem Almanya'dan konuştun, hem dizi film muhabbeti. Evet, millet ne şey yapıyorsa o. Millet ne soruyorsa o döndü. Bugün konsept Aynen. yoktu. Belirlediğimiz bir konu yoktu. Chat yönlendiriyor. Ne yaptın Emre ile bugün? Emre ile güzel bir buluştuk abi. Vay be. Aynen. İki Moğol bir araya gelmemeliydik. İki Moğol bir araya gelmemeliydik. Çok Şey dedi mi? selamları var. Kazanıyoruz dedi mi? Yok demedi abi. Adamın şey yani evi tam böyle akademisyen evi. Kütüphane dolu her tarafta. Düzenini kurmuş. Akademisyen zaten yani. Aynen öyle. Okuyoruz diyebilir. Tengri mesut etsin adamı. Tengri mesut Evlendi etsin. arkadaşlar. Emre Yükselen. Hı. Tanırsınız. Hem Erlik'te Yayınlı. programları vardı. Aynen. Hem Aynen. bende. Giga yaptık ya birlikte. Aynen. Tarihçi sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Emre Uslu mu diyorlar? Emre Uslu mu? Sen Kolpaçino'dan mı koyuyorsun bu yayın şeylerini? Başlıklarını replik olarak. Genelde evet. Öyle denk geldi, öyle bıraktım ben de. İyi güzel oluyor. Sonra çoğunu siliyorsun ama. Yayın tekrarını. Valla genelde kalıyor ama böyle işte boş Ha yok, muhabbet falan kalmış. yaptığım zaman, boş muhabbet yaptığımdan kaldırıyorum, çünkü hani mesela bu saatte izleyen adam okey de, yarın genel kitle izlediği zaman adam diyor ya, biz bunu kardeşim bir şey gündemle alakalı olan bir şey, bu ne yani böyle falan böyle. Yok film, bizim falanlar geç ya, bize şey var burada. Bize Ülke kulis. gerçeklerini anlat, kulis Ülke anlat bildiklerini anlat. kardeşim ya, bu ülkede neler oluyor, sen Memleket diyorsun. yanıyor, sen diyorsun yok Sen diyorsun. yönetmen bilmem Aynen ne. öyle. O yönetmen onu yaptı. Bana biraz CHP'nin içerisinden bahset. Böyle yani, genel kitle böyle olduğu için maalesef. Mesela diğer kanalda o kadar sıkıntılı değil. Ama orada da oluyor Aynen. bazen. Kardeşim de boş yaptım bu yayın yahu falan. Adam alışmış bir şey, anladın mı? Ben o yüzden Eğlenmeyek şeyde, mi ya? aynen şeyde karşılıyorum ben onu. Yani gidiyorum Bixi'nin, Jaws'ın yayınlarını orada salıyorum. Sonra buraya gelince böyle salt şey, hardcore politik, siyaset. Gırgır arayan oraya gitsin diyorsun ha. Ya da böyle Burada şey var. kaldırıyorum.
Ya da böyle kaldırıyorum. Şu an izlediğin gibi olmuyor arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz zaman yayını oluyor yayında. Resmen küfür etti adam utanmadan ya. Çoluğumuz çocuğumuzla izliyoruz. Var öyle şey işte. Ailemle izliyorum abi küfür etme diye. Arkadaşın annesi aynen. Sen oyun oynuyor musun bu ara? Yok hayır. Niye? Hiç bir sordum yine bir şeyler oynasak mı beraber diye. Vallahi bilmiyorum da yani seçim bir şey önceden başlayayım şey yapmaya. Oynamaya çünkü daha evvel bir el attım. Biz gösteririz dediniz gördük sonra yayında. Şimdi şu Europa Universalis'in abi modları var. Belki denk gelmişsindir. Bir arkadaşlar şey çıkarmıştı. YouTube'da aynı zamanda kanalı olan arkadaşlar. EU4'ün 2023 seçim modunu çıkarmışlardı. Allah Allah. Aynen. Seçim senaryolarına göre değişiyor. İşte Erdoğan kazanırsa ayrı. Kılıçdaroğlu kazanırsa ayrı. Hatta şey yani Muharrem İnce'yi zorluyorsun. Sinan Oğan var bilmem ne. O Hoi 4'müş galiba. Ha, Hoi 4'müş pardon tamam. Hoi 4'ün moduymuş abi. Hearts of Iron 4'ün. Ya onun videolarını gördüm. İlgimi çekti ama şeyden kaldırmışlar. Steam Atölye'den kaldırmışlar onu. Ne sıkıntı oldu bilmiyorum. Ukrayna politiktir diye. Onu kalmış. Ama şey yani ne bileyim politik bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Yani kim dava açacak ne diyecek. Ha, telif gibi bir şey yedi. Anladım. Evet onun Ukraynaca versiyonu kalmış. Biri onu çevirmiş Ukraynaca'ya. Onu oynayabilirdik aslında da. Bizim bir DayZ'yi oynamamız lazım. DayZ kaldı mı ya? O tarz yani bir şey. Survival. Survival oyunu gerekli. Ya aslında Ahmet, var ya sarar. Ahmet, vallahi Ahmet'i indirsen böyle şey ekip olsak. Öyle bizim bir base'imizin olduğu. Vallahi Kıbrıslı yavlasam böyle geceleri. 10 numara olur. Başka base'lere bir ortak raid attığımız operasyon müziği eşliğinde. Bence 10 numara bir konsept olur. Tabi burada değil ama Forest diyorlar. Ben Forest oynadım ilkini. Sons of Forest oynamadım. İkincisi çıktı aynen. Sons of Forest çıktı. Ne kadar iyi bilmiyorum. Onu tam bu tam aslında şey Ramazan dönemi sabaha kadar oynayayım. Aynen aynen. Sahura doğru yayınları olarak olabilir. En temiz sabaha kadar oynayacaksın. Ya Joe'yu şey indireceksin. 10 numara olur ya. Bu Kıbrıslı var ya. Ya böyle 4 kişilik co-op aynı zamanda gibi olan yani multi co-op gibi mi diyeyim? Multi denilir herhalde yani hem işbirliği olan hem şey olan. Rakibin falan da olduğu. Gerçi vereceğim örnekte başka rakip yok. Deep Rock Galactic diye bir oyun var. Ben bayağı seviyorum onu. 4 madencisin abi. Uzayda böyle kazımazı yapıyorsun. İşte bir yandan yaratıklar geliyor. Herkesin farklı görevleri var. Biri tünel kazıyor, biri silahçı, biri gözcü falan böyle. Madenci cüceler aynen. Ya o... abi bize gerekli olan Borhi. Open World Survival. Bana Walking Dead feeling'i getireceksin. Böyle bir şey gerekli. Ya o oyunlarda ve, biraz şey oluyor ama. Ve Jaho'yu avlayacağım. Ha Jaho rakip olacak diyorsun. Rust diyorsun. Ya olmasına gerek yok. Bizden dolup arkasını şeyini de yapabiliriz. Kuyusunda kazabiliriz. He. Entrika. Ya Rust... ben sana bir roleplay yaparım kafayı yersin. Ben İmamoğlu olarak Rust oynayabilirim. Hiç de bir konsept. Millet tanımasın diye biliyor musun? Erlik şeyle fazla ciddi şey bekliyor millet. Yeni konsept. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep birlikte hayatta kalma oyunu oynayacağız. Başkanımın izin verdi. hiç meraklanmayın. Şimdi hemen halledeceğim bunu. Evet, nerede burada silah? Bu silahı da ben sevmiyorum aslında pek ama oynuyorum. Bak,
diyorlar ya, çivi çakmadı. Bak base'in haline bak. Burayı İstanbul'a çivi ya. Çakmadın. Twitch'te oyun oynuyorsun başkanım. Ben sana çaktım. Excalibur 31. Sana çaktım, burada oynuyorum bak. Bak çivi burada çıkarıyorum. Çivi burada. Hepinize çakabilirim yani. Vakitim olduğu zaman. Nereye gidiyoruz? Evet. Roleplay yapacaksın. Joy kafa yedirebilirim İmamoğlu olarak. Gel bakalım buraya Dombili. Sen konser. Sen evet, şimdi konser düzenleteceğiz. Sonunda diye cam kuduruyor şey konser. Sana şimdi ya abi bir saniye ya bir dakika. Nerede o? Gel bakalım şimdi sana ben konseri göstereceğim. Abi birimizin de mercimek dağıtması lazım. Mercimek çorbası. Ha, mercimek dağıtabilirim. Oğlum Mansur'un da çok şey taklidi yapılamıyor ya. Taklidi yapılamıyor evet. Çok, çok zor. Şey bir nasıl diyeyim? Değişik karakteristik bir konuşma. Değişik bir ağız yapısı var. Değişik bir ağız yapısı var onun. Demek ki öyle. Çorba içer misin? By the way. Sosyal belediyecilik. İmam Sonak. Ya da şey aslında roleplay'ler yapılır da bizim millet fazla alınır. Şeyli çocuğun yapması gerekir. Ne o çocuğun adı? Bir tane sirkli var ya şey yapıyor. Erdoğan taklidi. He ben de. Hasan ben... nereye giriyoruz ya? Ya Hasan. Ya şuna bir bakın da. Küfür ettireceksiniz. Küfür ettireceksiniz beni bak. Yeni ekip, yeni ekip, yeni ekip. Yayınıma hoş geldin. Efe yapıyorum. 10 lira bir tatmış tamam. Sayın Başkanım, Suriyelileri de beri alacaksın. Suriyelileri sana göndereceğim tamam. Buran oku. Tamam. Buran gönder buradan. Şey yaparsın. Bu duvarı aynısını Suriye'de çekeceğiz. Tamam. Duvarı çekip Suriyelilere ödeteceğiz. Tamam, hayır, sonu yok. Tamam. Okey. Onu şey yapabilirsin. Tamam. Tamam. Deniz Komu değil ha. Şey yapılabilir ya. Bir oyun seçeriz de o Twitch'i yapmak lazım. O, buraya olmaz o. Aynen. Bu kanalı şey yaptım ama millet kudurur ki. Bu ne birader? Abi, ülkede var. Oyun mu oynuyorsun sonra? Oyun mu biraz ciddiyet falan? Biraz ciddiyet. Ciddiyet kafamı siktim millet. Ben bir de bütün mevzuların içerisindeyim. Tamam mı? Siyasi partisinden işte yer altına şuraya buraya kimi konuşuyorlarsa benim ya konuşmuştum ya kontaktım var. Ben bunlar kadar şey yapmıyorum. Kendi bu kadar ciddi alıp şey yapmıyorum. Aynen öyle. Ciddi bir adam. Arkadaşım canım ben. Azizim. Ne demek oyun azizim? O Bahçeli olarak da 10 numara olur ha. Aa. Valla. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu anda base'imizi kurmuş bulunmaktayız. Yanımızdaki base ne yapmak istemektedir? Başkanım zombi geliyor. Zombi geliyor başkanım. Nereye varmak istemektedirler? Alayın anamını. Karşı base, yanımızdaki base. Hepsi bir araya gelseler. Bize bir chat oyun önersin ya. Rust diyorlar da ben çok ısınamadım Rust'a. Şimdi açık dünya, hayatta kalma, inşa. Bu olacak. Yemin ediyorum şu anda zombiler bizi ele geçirdi. Kafa yiyeceğim abi ya. Zombiler bizi ele geçirdi. Oyun bir şey. Bütün gün şey roleplay ile oynayacaksın. Zombiler. Kurtlar. Oğlum ben öyle roleplay ayılar. Duramam yine ya. Ben yapam. Zombiler. Kurtlar. Ayılar. Alay bir araya gez. Dur bakayım. Seven Days to Die. O bayağı önerim. Onu bilmiyorum. Raft kötü ya. Raft'ı salla. Project Zomboid de fazla hardcore. Biraz eğlenebilelim yani. Onu çok kasmak gerekir. Şu Seven Days to Die'a bir bakayım.
TOS 2 çıkmış. Lan aslında bizim ekip Giga Yayın ekibi. Beraber H1Z1 kaldım ya. Ben H1Z1 oynuyordum ben ya. Hakikaten zevkliydi. Ben de oynuyordum. DayZ'den iyiydi. DayZ çok berbattı ben ilk oynadığımda ya. Gerçi çok da oynamadım ama. DayZ daha geçenlerde mi ne birinci sürümünü çıkardı? Yani 1.0'ı. Şöyle adamla base kurabileceğimiz şey, tamam mı? Craft şey yapabileceğimiz böyle hani hakikaten Seven Days olan. To Die abi o zaman ya. Bir bakıyorum şu an şeyden. Steam'den. Bahsettiklerini içeriyor. Hem şey. Aynen. %90 olumlu. Craft var. Keşfetmek var. Yok işte şey var. Base inşa etmek bilmem ne var. Tamam ben buna bir bakayım. Olmadı yaparız böyle bir şey. Ama onun için mızıkçılık yok. Şey ayarlamamız lazım. Hafta sonu 7-8 saatlik bir stream olması lazım. Tabii tabii. Aynen. Tüm herkes gece. Herkes içine gücünü ayarlayacak. Gece yani. Yemeği falan da ona göre ayarlayacaksın. 7-8 saat gece üstü olacak böyle. Görsellerini çok sevmedim. Fazla böyle kartonik geldi ama. Abi alalım DayZ oynayalım işte ya nedir yani? O da olur. Lan aslında şeyi de sarardı. Zamanında tabi şu aralar o kadar popüler değil. Arma 3. Bir de böyle DayZ'nin şey hali. Değil miydi oğlum? DayZ modu. DayZ modu değil ya, Arma 3 kendi başına oyun. DayZ yok ondan. Yok Arma diyorum ya, Arma işte. DayZ Arma'nın modu. Arma 2'nin bir modu olarak çıkmıştı galiba DayZ. Sonra kendi başına stand alone olarak çıkmıştı. Oğlum onda var ya, var ya bak bir hayal ediyorum da. Yine kampın falan olabiliyordu. Hatta bizim konseyden çocuklar falan da olacak böyle. Herkesin mangaları bilmem neleri olacak. Yani bir şey. Big Z Job. Yayın bir gitti galiba. Güncellesinler şey yapar. Düzelir. Düzelir. Heh, şimdi geri geldi. Tamam. Vallahi öyle bir şeyi bir aramızda bence yayınsız bir deneyelim abi. Ben diyorum ya ekibi bir şey yapalım. Jaws'tı, Big C'di, Jaws'tı böyle büyük ekip kuralım. Onlara da yan adam getirsin. İnanılmaz fazla isim olsun. Tamam aramızdaki şey ama bunu yayına ne kadarını vereceğim. Bizim aramızda konuştuklarımızı yayın duysun. Ama mesela diğer ekip duyamaz anladın mı? Onu nasıl halledeceğiz? Tamam diğer yani, ekip artık şey olacak abi. İzleyicinin komple hakim olması gerekiyor her şey ama bizim içeride olduğumuz için değil. He. Bir de oyunun konseptine bağlı tabii. Karşı taraf şey olur ya. Başkaları olsun. Yayını ghostlamadığı müddetçe. Ne olursa olsun benim Jaho'yu kucağa almam gereken bir oyun. Arma'da var Friendly Fire falan. Olmadı şey yaparsın. Direkt şey. Sinan Oğan. Ne oldu abi? Niye geldik buraya? Bu şeye karşı doğru tarafa mı geçiyorsun falan. Look at the flowers. Var ya şey Walking Dead'de. Look at the... Keep watching. Bir anda şey yapıyorsun yatırıp eşya. Abi ben var ya iyi anıma denk gelirse hakikaten bu aramızda inanılmaz lore'u da yaparız. Bak, hakikaten yapabiliriz ha. Bir konuşayım şeyle de Jaho'yla. Kafanız şişer ama başka bir şeyle uğraşamazsınız söyleyeyim ya. Ben ona bir lore katıyorum. Hiç baktın mı Arma yayınlarına? Oynamamışsındır da. Biliyorum biliyorum. DayZ'yi oynadım dedim ya sana. Arma'yı da biliyorum. Hiç Arma'da oynamadım abi ama biliyorum. Mesela şey yapabiliriz. Ya karşı taraf PvE de oynayabiliriz. Yani bilgisayar olabilir. Bot olabilir yani. Mesela base basacağız ya. Bayağı da şey olur bak. Birinde işte havan topu olur. Birinde keskin nişancı. Yok ağır makinalı birinde. Yok supres at deriz. Şurayı vur deriz. Koordinat salt deriz, salt falan. Salt arma yayını mı yapacaksın? Salt arma derken? Yani salt arma mı yoksa DayZ mi düşünüyorsun? Nasıl bir şey? Şey de olur aslında. Forest de olur amına koyayım. Forest'ini hiç düşünmedik ki. Forest olur da Forest biraz şey var ya.
Ya ben üst düzey bir koordinasyon aramızda dönsün istiyorum. Forest'ta böyle biraz herkes tek de yine takılabiliyor. Arma'da biraz mecbur geliyor bana. Tamam bakalım değerlendirelim hangisi olur diye aramızda. Birkaç tane şey yapalım. Hatta arttırabilirsek dediğim gibi diğer arkadaşları falan da alıp böyle. Mesela Alpha Team, Bravo, Charlie falan gibi böyle yapabilirsek. Her birimiz bir timin başında da olabiliriz. Biz hepimiz ayrı bir timde olabiliriz falan. Aa, squad da aslında çok iyi o konuda ya. Squad ne ki? Abi squad da bu realistik shooter oyunların önde gelenlerinden diyeyim de şey hala beta sürümünde mi ne galiba. Hala tam sürüm çıkmadı. Squad da abi full realistik. Yine böyle koordinatlı mordinatlı bir harita var. Abi survival elementi var mı? Ben survival elementi istiyorum. Survival yok. Arma'da ben, da yok ki survival. Ben survival elementi istiyorum. Olacak. Tamam. Biz bunu bir ayarlayalım. Vallahi biz çok sağ. Bunu bir konuşalım önce. Osman Giden diyor ki haddim değil ama tavsiye ederim. Eyvallah canımsın. Şey diyorsun. Etmiş? One Piece'im. Üyeleri özel ar. Bakalım ya şutaya bırakıyorum. Scam öneriyorum abi. Güzel detaylı oyun. Hiç duymadım. Bakacağım. Scam da şey tarzı. Yok yani daha güzellerini... Burhi abimin gıdısından öpüyorum demiş Osman. Valheim oynayın. Bu kadar hayal kurdurdun oynamazsan adam değilsin başkanım. Benden çıktı fikir zaten. V Rising aradığınız oyun. Hiç duymadım. Ben oynadım onu. Onda da vampir teması var da bence bizi çok açmaz o. Gölgede falan durman gerekiyor. Valheim base kurma, craft, boss fight her şey var. Survival. Valheim güzel aslında da... Ben biraz daha şey teması olsun istiyorum. Valheim'da Viking teması abi. Şey Norse mitolojisi. Yine crafting falan var. Görselleri ama biraz nasıl diyeyim? 64 bit mi diyeyim? Anladım. Kare kare vari böyle biraz. Anladım. FIFA da oynayacaktı inanmayın. Hasan benlik bir mevzu değil. Ben dedim oynayalım diye turnuva yapalım. Kimse oynamak istemedi. Geldi aklıma. Sarı gülüm var ya. Ben mi yaptım? Oğlum benim elimde güç mü var? Yetki bende miydi? Abi ben H1Z1 oynamıştım. Hani H1Z1 uzun oynadım bu arada. 10 numara bir şeydi. Base kuruluyordu işte şey yapıyordu. 10 abi, numara bir şey vardı. Abi şu anda boku çıkıyordu ya. Ya ben şey yapamam. Abi işten güçten vakit ayıran öyle oyun oynayan adamım. Bir giriyorum. Bir gölün üstüne kocaman base yapmışlar. Ben bu adamları daha nasıl alt edeceğim? Ya işte ekiple giriyorsun ya mevzu. Ama işte ekip de abi biz hepimiz şey birkaç saat vakit bulursak öyle oynuyorduk. Adamlar... Tamam işte biz ekiple gireceğiz. Yani. Bak biz ekiple ona göre server falan ayarlarız bize göre. Aynen anca server ayarlarsak öyle olur. Bizim ekiple abi ya sen güven... Sen mi acaba şu an ya? Şu an durdurmak istiyorum. Yemin ediyorum bu kadar yeter. Sabahtan beri kafa yiyeceğim. Oyun mu oynamak acaba? Oyun mu oynamasak? Nereden Ark geldik? Değil ya. At, Ark mı? At mı? At mı var orada? Dinozor minozor binemeyiz ya. O ne? Dinozora biniyorlar yemin ediyorum. Efendim. Server işini çözeyim yanlış Oktay Güven. Abi bak diyorum ya herkes ayarlayacak. 20'şer kişi 3 ekip. Ne diyorsun? Ya harika olur. Harika. Ya da başka bir yayıncı grubunu ikna edeceğiz. Kapışacağız. Başka bir ekipten aynen. Of of of. Sen dramayı gör o zaman. Böyle bak Discord'da gireceğiz abi odaya. Squad liderlerinin sadece... Discord'da konuşma yetkisi olacak. Diğerleri kişi kendi squad'ına komut verirken oyun içi telsizi kullanacak. Full koordinasyon böyle. Bir squad batıdan gelecek, öbürü doğudan bilmem ne böyle. Farklı silahlarla. Öyle bir şey olabilir. Bence biz seçelim, deneyelim oyunu. Baktık oluyor önce bizim ekiple yaparız. Sonra büyütürüz mevzuyu. Önce bizim ekiple yaparız. Tamam. Onu bir de lore olsun oğlum. Birkaç bölüm gitsin böyle anladın mı? Yani bir gir evet, çık evet. Oyunu değil de lore yaparız ya arkasında. Arma'da şey olayı var abi. Kendin işte şeyini kuruyorsun.
paramiliter güç mü denilir böyle hani yok bayrak mayrak falan bile seçerek. İşte direniş örgütünü, grubunu bilmem neni kuruyorsun. Kendi şeyin oluyor. Headquarter'ın. Yani harita canlı. Harita bir yandan devam ediyor hani şey. Karşı tarafın base'leri var, bilmem neleri var. Tamam, bu yayın birkaç saat duracak. Aşağı şey önerisi yazın, oyun önerileri yazın. Oradan da seçeceğim birkaç tane. Antistasi dediğiniz şey mi? Armadaki mod mu? Galiba onun adı. Ha, antistasi modu. Galiba bu, evet. Oyuna sarısım var biliyor musun? Benim 10 yıl falan olmuştur. Oyuna sardım. Herhalde olmuştur o kadar. H1Z1 mı oynuyordun 10 yıl önce? Evet, H1Z1'di galiba. En son sardım. Düşünüyorum da. Onda kapıya yatak falan kuruluyordu. Kapı daha sağlam oluyordu. Öyle saçmalıklar da vardı. Aynen. Ya mevzu az oyunun kendisi değil oğlum, orada dönecek muhabbet olayı. Aynen. O tür oyunlar iyiydi. Yoksa ben story based oyun oynuyorum zaten. Kendi başıma oynuyorum onu. Niye birlikte oynayayım milletle? Ha şeyi de atmıştım, doğru. Yalan, Warzone atmıştım, yalan olmasın. Warzone ilk çıktığı zaman. İlk çıktığı hala zaman devam atmıştım. Ediyor. Map falan değil sonra, biliyorum. İlk çıktığında ben bayağı Ramazan'da o zaman atmıştım. Tamam, bu şeyi yürürlüğe koyacağız arkadaşlar. Şu bahsettiğimiz türden bu strateji geliştireceğiz. Aynen. Ekip olarak herkes ekibiyle gelecek. Ekip arası kavgalar, büyük dramalar, entrikalar. Kısmetse olur gibi, anladın mı? Ara sıra röportajlarda. Abi Jaho'nun jipiyle dönüş yoluna mayını döşememiz yok mu? Bir de şey, yaşandıktan sonra yayında falan arkada şey geliyor. Mockumentary gibi, anladın mı? Röportaj da veriyorsun. Jaho yaptıktan sonra abi hepsi bana karşı birleşti. Tamam mı? Hepsi bana karşı birleşti. Niye abi? Niye? Çünkü en iyi ben oynuyorum. Anladın mı? Kıskanıyor hepsi. Ha? Ondan dolayı. Yine cinnet editleri çıkar şeyden. Jaho'dan. Ya kral Robert'teyken biz de böyle falan. Herkes arası röportaj oyun. Şey, bir editör ekibi gerekli. Tamam, ben bunu not aldım. Jaws gelmez. Nereye gelmiyor? Bixi de nereye gelmiyorlar oğlum? Kıbrıslı. Zaten şey, Arma 3'ün ana hikayesinin geçtiği ada Kıbrıs'tan şey yapma, ilham alınarak tasarlanma. Belliydi abi. Belliydi. Belliydi ya. Ben diyorum var orada bir mevzu. Boşuna demiyorum ben. Tabii. Ege'deki gerçek bir ada o. Hayır, Kıbrıs. Yok ya, Kıbrıs'tan esinlenme. Kıbrıs kesinlikle Kıbrıs. Yazılım kullandınız, yalandan yaptınız. Ha, Limnos'muş. Tamam ama olaylar öyledir. Toparlayayım. Yok Kıbrıs. Kıbrıs, hepsi Kıbrıs. Yalnız orada iyi editör çocuklar gerekli. Bir bölüm bölüm yapsınlar diye. Oo, yaparlar, canavar gibi çocuklar var ya. Abi ne drama dönen var ya. Hakikaten Limnos'muş. Limni Türkçesiyle. Tamam, olaylar Kıbrıs. Siz öyle anlayın. Abi siz Arma oynarken Jaho aynı anda Space'de drama çiz. Zaten onu yapmasın diye. Onu yapmasın diye. Ben hala şey taraftarıyım oğlum. FIFA turnuvası. FIFA turnuvası bir tane yapmamız gerekiyor. Yapalım, var bende 23. Diğer ekip yok ya, herkesin katılması gerekiyor. Abi böyle 20-30 kişi falan olmamız gerekiyor ki zevki çıksın. Şey yok mu? FIFA'da aynı takımda en fazla kaç kişi oluyor? Bilmiyorum ki. Ben maksimum 2 kişi oynuyordum hep. Yok, daha fazla oluyor ya. Biliyorum, 6 tane kol falan giriyordu da. İşte öyle mi girsek? Ha, direkt böyle şey. Direkt ekip, aynı. Ekibi. Aynen yani şey. Bir takım düşün. 11-11. Santrası ve orta sahası full biz. 11 kişi oynayabiliyormuş. Oha. Ya herkes gerçek bir oyuncuyu oynuyor.
Yani kaleciyi nasıl oynayacağım lan? Onu hiç düşünmedim. Hayır, kaleciyi de bırakırız canım. Bilgisayar oynar. Yok yani şeyi nasıl? Mekanizması nasıl? Mekanikleri nasıl? He, kalede duruyorsun. İşte yukarı aşağı bilmem ne. S'ye basıp zıplıyorsun bilmem ne. Ya kaleciyi salarız. Hatta defansı da salarız canım. Biz sadece böyle ofansif orta saha bir de forveti alırız. Vay. Klasik Türk usulü şey. Tabii canım. Halı saha. Kaleci kariyeri. Halı saha kapısı. Siktir edam ya. Neyse yapılır ama o şey mevzusunu yapmamız gerekiyor. Büyük şeyi. Aynen aynen. Onu bir yapacağız abi. O antistasimine bir şey var. Arma modu. Biraz eski kalma ihtimali var. Ya bunda şey falan da var. Beni onlar biraz heyecanlandırıyor. Ağır silahlar var. Scud füzesi tarzı falan veya işte katyuşa matyuşa. Direkt bombardıman falan yapıyorsun. Uçak, helikopter. Mevzu şeye dönmesin. Tropic Thunder meşeğine dönmesin. What do you mean you people? Never gonna fool retard. You just went full retard. What do you mean you people? For 400 years, this people kept us down. Yarınki yayına. Yarın yayın yok ki oğlum. Kıbrıs'ta oğlum o. Eğleniyor Twitter'dan. Yok bir tane oyun belirleyeceğiz arkadaşlar. Ekibi kuracağız. Maksimum çok geniş bir şeyle. Bunu güzel şeyle de yaparız. Bir aramızda ufak deneriz. Olursa daha fazla kişiyle böyle şey yaparız. Hatta abi gerekirse alım falan yaparız yani. Yok bizim ekipten buluruz ya. Moderatör. Buluruz işte. Oradan alırız onu diyorum. Yani Cavs'ı bizim... alırız. Efe'yi alırız. Bizim ekibi evet. Toplarız komple. Bilal askerde gerçi. Bilal askerde gerçi de. Gerçeğini oynuyor. Telefonu getirmiş yanına. Bak şey falan da var onda ya. Ulan bahsettikçe canım çekiyor. Drone operatörlüğü falan var. Birimiz kullanır işte. Recon yapar. Bilal'e veriyormuşuz drone operatörlüğü işini. Yanlışlıkla bağlantılar kalıyor. Oyun yerine Suriye'de bomba oluyor. İhan Genç ve Serkan Özdegil. Bu nasıl ateş ediyor yiğidim? Türkiye'nin olur ya Metin 2'nin yok ben anlamıyorum Metin 2'den. Yok bir tane seçeceğiz bakalım arma mı olur şey mi olur seçeceğiz bir tane. Yusuf Joseph de gelir ya Kayalp'i alırız ya. Murat abi GF falan da gelir. Herkes. Abi şeylere söyleriz. Efe çok vakit bulamıyor da Efe'ye de söylerim. Yani teklif var. Ne abi bu şimdi? Ne abi? Vurduk öldü öyle mi? Aa tamam. Sonra şey. Cemre de gelir. Oğlum Cemre herhalde biliyor şey değil mi? Alın o roketi şimdi alın. Bir saniye ya benim götüme kim girdi abi? Kahve yapıp geliyorum. Cemre Allah belanı hepimiz öldük. Yok Cemre'nin oyunla arası yok bildiğim kadarıyla. Ekibi toplarız ya. Sen bakma. Bizim ekipten gelen gelir ya. Kim var başka seçeriz bunu. Var var bayağı. Ya zaten çevremiz geniş. Deniz kumu değil ha. Aa Path of Exile oynuyormuş zamanında. Bilmiyordum. Eren Erdem gelecek mi diyor. Bu rakip nasıl bir oyun? 2000 kişi ateş ediyor. Bu oyun
CHP'ye o açıklanan CHP'ye karşı bir gözdağı mı bu? Bu oyun yasaklanmadı. Sea of Thieves oynanabilir, hiç bilmiyorum ki oyunu. Sea of Thieves şey ya, gemi, aynı gemiyle açılıyorsun abi. Aynı gemideyiz efendim. Şey yapıyorsun, istersen işte iş bölümü yapıyorsun. Biri kaptan oluyor, diğeri güverteye bakıyor, biri topları idare ediyor. Ya da herkes aynı şeyi de yapabiliyor tabii. Ama yani o biraz böyle fazla kartonik. Bize biraz daha şey gerekir. Ciddi azizim. Aynı ya, yani iskeletlerden hazine kaçırmaktansa armada böyle kamp basmayı falan tercih ederim. Aa lan, aslında şey var. Bayağı da taşaklı bir oyundur. Küfür oluyor muydu bu yayınlarda bilmiyorum. Oluyor oluyor senet. Tamam. Escape from Tarkov. Hiç biliyor musun? Duydum. Abi çok şey bir oyun. Yani hardcore bir oyun. Ondan sonra ya, o oyundan sonra diğer bütün oyunlar böyle biraz arcade kalıyor. Allah Allah. Evet. Ama yani base building falan yok. Yani 4 kişi giriyorsun. Ya hiçbir şey yok. HUD yok abi. Crosshair falan zaten yok. Ekipmanı çok tamamen... yüksek hile sıkıntısı var diyor. Hile sıkıntısı var, evet. Ya biraz şey olması gerekiyor. Yani tamam, hani ben birkaç saat oynarım, şey yaparım da. Bütün ekip geniş olacağı için herkesin şey yapabileceği bir şey olması aynen, gerekir. Aynen aynen. Bu fazla ağır kalır ya. Yani herkesi toplayacaksak eğer. Büyük. Bu zaten en ya fazla 40 kişi bak. 40 kişiyi topladık diyelim. Hangi oyunu oynayabiliriz? 40 kişi. 30 kişi gün. Abi server'ı olan oyunları oynayabiliriz. Ne gibi işte? Arma olur. Arma 3. Sen Arma 3'ü kafada zaten şey yapmışsın. Yerleştirmişsin. Valla onu bir hayal ettim. O güzel olacak ya. Arma'yı koymuşsun Rust, kafaya. Rust olur da ya, ben Rust'ın tarzını çok sevmiyorum ama şey ya, olabilir yani sonuçta oy çoğunluğu sağlanırsa uyarım her türlü. Minecraft yok ya. Arma, DayZ, Rust, bunların üçünün arasında kaldık aynen, öyle mi? Aynen. DayZ de olabilir, evet. DayZ ama ne kadar uzun olacak? Bir kere topladın, bunu sürekli yapman gerekiyor. Aynen öyle. Sürekli ekibi sürekli gelmesi gerekiyor. Bak ben bile şey yapacağım yani. Öyle az kadro. Toplanırsak... Hafta sonu az kadroyla şey yapmamız gerekiyor o zaman. Mesela cumartesi, hafta pazar. Hafta içi geceleri neyse. Bile vakit bulurum ben. Uykumdan tasarruf ederim gerekirse. Böyle bir ekip toplanalım da. Çünkü büyük dramaların döneceğini düşünüyorum. Aynen. Yoksa bile ben sağlarım, yaparım yani. Sons of Forest da olabilir, evet. Tam bakarız buna. Ben survival taraftarıyım, bakalım ama. Tamam, aynen. Onu da deneriz, onu da deneriz. Hangisinden daha çok şey alırsak. Keyif alırsak. O Kıbrıslı buraya gelecek. Eko RPS ile Kıbrıslı darlamaca. Furtum öldü, gel bakalım. Belediyedeki işi sırf senin için bıraktım. Gel bakalım buraya. Duayen oyuncular aynen. Beysin belediye başkanı aynen. Büyük ihtimalle şey arttıkça, gerilim arttıkça bir sürü RP olacak Emre yani. Kafayı bile yiyebilirsin. Kimin taklit edileceği belli olmaz. Bu şeyler var ya. Sovyet Womble diye bir YouTuber var. Twitch'te de yayın yapıyor. Onun ekibiyle olan yayınlar benim çok komiğime giderdi. Böyle şey, bunlar İngiliz. Aralarında şey falan da var. Hintli İngiliz falan da var böyle. Bayağı birbirleriyle gırgır yapa yapa oynuyorlar. Friendly Fire falan da yapıyorlar biraz böyle. Öyle şeyler çevirebiliriz aramızda.
Tamam, biz ekibi toplayalım. Oyunu da seçelim. Sarar. Mesela Jaho bütün ekipmanları toplamışken falan şöyle enseye bir kurşun. Sonra seyreyle. Keyifler yerine gider. Duayen. Güzel, bence olur. Otur. Bakalım kimleri getirebiliyoruz. Karma kutu biliyorum, evet. Joe seni çıldırtmasın. Yo, ben geyine takılırım ya. Ciddiye almam yani. Bakalım, oyunu bir seçelim. Ne kadar geyik dönebiliyor, ne yapabiliyoruz? Seyir zevki nasıl? Yani oynamak güzel olabilir de seyir zevki mi? Onu da düşünmek gerekiyor. Ya biz eğlendikten sonra her türlü şey olur o. Güzel bir şey çıkar yani. Alper Cutler geliyor mu? Gelir. Ayarlarız. En temizi şey olur ama. Bölümün kaydını alacaksın. Sonra editör çocukları çıkarttıracaksın. Mesela bir saatlik. Hı-hı. Arkaya da herkesin sonradan röportajı, anladın mı? Kesit kesit böyle. Ya burada yaşanan olaydı falan. Şey... Belgesel uzun, gibi. Şey ve giriyor arkada, mockumentary gibi zaten. Uzun yıllardır oyuncu bir gamer olarak zaten stratejik olarak dikkat edilmesi gerektiğini farkındayım. Bütün dinamikleri göz önünde buldu. Cut şeye geçiyor oyun içerisinde, direkt headshot diyorsun. Çıkar çıkmaz, anladın. Ya da şey gibi vereceğiz böyle. Askeri belgesel gibi. O gün operasyona hazırdık falan böyle. Ya çok ciddi olursa şey o, komedisi o. Mockumentary tarzı. Yok yok, işte röportaj ciddi, sonra oyun içine geçecek böyle. Hadi toplanın amına koyayım, yarım saattir hazırlanamadınız falan. Kim uğraşacak abi o şeyle bir de yani, kayıtlar. Ben veririm de diğer arkadaşları ikna etmek şey olabilir. Abi yıllardır oyuncu olarak zaten ben şeyin farkındayım. Ekibin motivasyonu arttırman gerekiyor falan filan diye giriyor içeri böyle. Jamsa bağırıyor. Amına kodumun malı. Şey yap, kalk. Abi niye küfür ediyorsun ya falan diye kavga çıkıyor. Mockumentary yapacaksın arkaya. Abi Jaho'nun SoundCloud'daki rage'leri efsane ya. Dota'dan abi şey yapmışlar. O zamanlar ses kaydı almışlar. İyice eski zamanlar. Mumble Bros falan zamanları. Sen orospu çocuğu musun falan bağırıyor böyle. Tamam. Konsept belli. Mockumentary olacak. Tekrarları, kesitleri oynayacağız. Ama 6 saati hangi editör kesecek oğlum? Yazık çocuklara. Ya zevkle yaparlar, sen bakma. 1,5 saatlik bir bölüm olarak yapacağım. Ne yaparlar? Ama yazman gerekiyor. Scripted oluyor. Kimin ne diyeceğini yazman gerekiyor. Araya bunu koyun, bunu koyun. Cemre abi FPS drop yaşayıp KK'ya söver. Ya da şey, FIFA turnuvasını yapacağız. Ertem Şener'i ikna edeceğiz. Gelip sunuculuğu Ertem'e yaptıracağız. Insurgency Sandstorm olmaz ya. O şey çünkü. Yani Team Deathmatch gibi atıp çıkıyorsun. Bizim dediğimiz biraz daha böyle uzun soluklu bir şey olması lazım. Kazanana gocuk. Gocukların sessizliği. Alt'e ben yaparım diyor. Tamam, biz ekip belirleyelim. 6 saatlik yayından. Komik anları ben size söylerim. Buraya bunu kesin, buraya bunu röportajını alın. Vallahi hakikaten. Cemre röportaj veriyor böyle. Arkada ikonik odasının şeyi.
Neydi ya? The Office gibi anladın. Zaten başıma böyle bir şey geleceğini biliyordum. Sonra oyun içinden görüntü geliyor. Ya abi amına koyayım şuraya gir. Bence olur. Bana saatlerimi geri verin lan. Yine yapılmayacak güzel bir... Evet biraz fazla hype'landık da... Ben hatta... yaparım söyleyeyim yani şey... tamamen Michael Scott modunu açabilirim. Oh my god it's happening falan. Bokunu çıkarabilirim. Calm down, calm down. Oh my god. Parkur. Onun sesi yükselince ben patlıyorum hep. Şey var ya bir de. Where are the turtles? Where are they? Olur yapılır. Bir cringe gifi var ya onun, o çok hoşuma gidiyor. Dudağını ısırıyor. Dwight kim bu ekipte? Valla Joho aslında Dwight. Psikopatlık konusunda. O programın yapımcısı şeymiş ya. Dwight'ın kuzeni rolündeki adammış. Moses miydi? Neydi? Mose. Root. Valla o kadar şey yok. Trivia bilgim yok. Ha, yazarlardan biri diyorlar. Cameo olabilir. Aynen. Yapımcı benim bildiğim şey ana o, yapımın şeyi zaten uyarlaması olduğu için kanalın direkt bildiğim kadarıyla. Birinci sezon zaten direkt uyarlama mesela. O yüzden şeydir. Sıkıntılı birinci sezonu. Ya ben şeyi de çok severim aslında. Ricky Gervais'i de çok severim de Amerikan versiyonu bir başka canım ofisi. Şey zaten komple farklı yapımlar. Aynen. Ricky Gervais'in mevzusu tamamen hani cringe'den ölme mevzusu. Dans şeyi var ya onun. Şeyi görüyor zaten. İki karakterin karşılaştığı Ricky Gervais'in cameosu var ya şey ofiste. Orijinal, şey ofiste. Amerikan versiyonunda. Ha, evet Amerika. Evet doğru. Asansörden indiği zaman çok böyle sırıtan, böyle elinde tutamadığın yağ gibi yavşak bir şey. Hmm, iğrenç bir tip. İşin komik yanı iki tip benim patronum ilk çalıştığım şeyde iki tip de vardı bende. Bir boktan anlamayan sürekli burnunu sokan, sıçıp sıvayan. Sonra sıvayınca da şey derdi hep. Biz bu işin içinden biz bunu nasıl düzelteceğiz? Ulan ne ara biz olduk? İyi bir şey gidince de ben oluyordu. Ben yaptım, ben ettim ama. Kötü gittim, biz bunu ulan amına koyayım benim haberim bile yok durumdan. Sen şey yapmışsın, içine etmişsin bir şeylerin. Birebir vardı yani o Steve Carell'in tipi. Steve Carell'in oynadığı şey. Michael Scott. Birebir vardı yani, ben yakından biliyorum. Benim en komiğime giden karakterlerden biri şeydi abi. Yani belki başta geliyordur. Kevin. Abi Kevin, Kevin başından yani. Beri var Kevin ya. Aynen aynen. Kevin'in dalga geçtikleri bölüm var ya. I love cookies. Tam böyle awkward bir adam ya. Ben Andy'ye hiç gülmüyordum. Herkes Andy'yi çok seviyordu. Sonradan eleman patladı ya şeyle, Hangover'la falan. Hmm. Ben ya açık söyleyeyim abi, sürekli patladığım hani hakikaten bir patlayacak seviyeye getiren şey. Michael Scott abi yani şey yok. O zaten aynı. Karşılaştır. Benzeri yok anladın mı? Şey gibi de değil. UK versiyonunda, İngiliz versiyonunda Bennett şeyin farkında. Hani zekası var az çok anladın mı? Ama bir şerefsiz, cringe bir adam. Cringe bir adam. Kanser eder seni. Michael Scott hakikaten çok aptal. Yani, ve o aptallığı satabiliyor Steve Carell anladın mı? Sadece aptal değil. Yani aptallığı satabiliyor. Yani kafasındaki şeyi görüyorsun. Mockumentary ya. İşte kameraya bakıyor, ortamı izliyor. Sonra kafasında kuruyor, anlayabiliyorsun ya kafasında ne kurdu. Çocuk gibi kafası var çünkü. Kafasında kuruyor, işte olaya dahil olmaya çalışıyor. Bir boktan çaktığı yok. Şey sahnesi var ya. Stand Alive sahnesi var ya. Stay Alive şey var ya. Şarkı söyledikleri. Aynen o efsanedir. Şey, tekst bak orada yeter. Teksti bile bilmiyor mesela şarkıyı. Ama bir şeyler söylüyor. Yeter ki dahil olayım diye falan böyle. Bir yandan da bir yandan da kameraya bakıyor. Şeyin rolü çok azdı. Creed.
Abi ona da çok gülüyordum ya. Tam böyle son şey, son sezonlara doğru iyice artık çünkü oturuyor şey. İlk başta şey çok karikatür biti böyle abi falan komik aynen. gelmiyor. Bir zaman sonra artık oturduğu için beklemediğin yerden arkada bir şey Evet. ya da polis Şey geliyor bu falan diyor ya orada. polis geliyor bunun için değil şey soruyor artık yaptığın şeyi bilir şakası değil Evet, mi? evet, evet. Cinayeti biliriz bu direkt uçuyor kaçıyor orada. Şey O falan işte yapıyor ya. riskli. O tip Aynen. karakterler riskli. Baştan hani güldürmediği için o yatırım yapman gerekiyor onlara. Orada işte hemen kimliğine bakmalıyız. Ben cüzdanını kontrol ettim falan diyor ya abi, yanılıyorum Ama burada ya. işte hani onun çalışması için o esprinin birkaç sezon yatırım yapıyorlar Ha, karakteri aynen sürekli. öyle. Onu tip olarak oturtuyorlar böyle karikatür gibi. Sonra beklemediğin anda kullanıyorlar. O çok şey riskli. Şeyde de bloopers'larda da falan baktığı zaman Şimil tıpkı şey gibi arka sokaklardaki şey kameraman gibi biliyorsunuz zoom olayı. Ve hani kafalarına göre kameramanın şeyine bakıyor biraz da. Nereye zoom atacağını, nereye çekeceğini. Hani evet scripted'dir bir kısmı da. Mesela bazen Spontane çok gelişiyordur ya. evet spontane sahneler var bazen uzatıyorlar mesela. Orada zoom etmeye falan devam ediyor anladın mı? Yani bir şeye oturmuş, bir stil oturmuş artık. Bob Odenkirk başvurmuştu. Evet biliyorum. Yok ben patlıyorum her defa. Hemen Steve Carell hakikaten patladığım en şey rolü olur. Her şeyin her sahnesinde patlıyorum hele. Çünkü yani kontrast çok büyük. Hem patronu ya bunların. Tahmin etmek zorundalar. Herifin aptallığı çok şey. Çok ciddi oynuyor bir de herif. Yani hiç şey yok. Hiçbir minik ucundan bile şey yok. Belli eden. Hani burada işte tamam aptal oynuyor diye. Aptallığın şeyi yok yüzünden anladın mı? Çok emin kendinden. Ben ona patlıyorum. Ve iyi niyetli abi adam. İyi niyetle uçak şey verdi. Çok emin Aynen. kendinden. Çok böyle özgüveni tam. Ve bazen sıçtığı zaman hani şeyden bakışta kafasının içine ne döndüğünü anlayabiliyorsun. O hakikaten zor bir iş aslında. Şey öyle değil. Bennett öyle değil şeyin oynadığı. Ricky Gervais'in oynadığı karakter o şekilde değil. Şey efsane. Ne? Willy Wonka'yı şey yapıyor ya örnek alıyor. Giyiyor Ne? şapkayı. Willy Wonka bölüm var ya bir tane. Çikolata fabrikası Charlie'nin şeyi var ya. Altın Yo, şeyleri Willy kart Wonka'yı biliyorum da şey bölümü hatırlayamadım altın ya. kartları şey yapıyor. Paletlerin üzerine koyuyor. Dört Ha, farklı falan. doğru. Kıyafeti de giymiş Silindir tamam mı? şapka giyiyor falan, aynen. Silindir Aynen, şapkayı. aynen. Sonra bir çıkıyor. Aynı müşteriye gitmiş. Tamam ben yüksek şey olanmıştım. Evet. Herif %50 şey yapıyor. En fazla satış yaptıkları şey. Tamam mı? Sonra haberi öğrendiği zaman. İşte suçu başkalarının ilk maç havası. İşte Dwight alıyor. Sonradan hatta iş iyiye dönüyor falan Dwight'tan. Sonra da kıskanıyor gidiyor tekrardan. Onu da yediremiyor kendi. Fikir aslında benimdi diye. O çok ya bir de satışta ben çalıştığım için az çok relasyon var. Yani tecrübem olduğu için ben az çok anlayabiliyorum şey kafasını. Ya benim herhalde en güldüğüm şeydir ya. Dizidir bu. The Office. Yok güldürdüğü zaman hakikaten anırttığı sahneler oluyor. Baya baya anırttığı sahneler oluyor. Ama genelde hepsi Michael üzerinden. Yani şey dinamiği onun üzerine oturmuşlar. Ben Jim'e falan hiç gülmüyordum mesela. Pranklere gülüyordum bazen. Jim'in şeyle Dwight'la uğraşması benim hoşuma gidiyordu. Evet. Şey çok iyi ama. Dwight'in hemen olayları kabullenip şey role girmesi. Yani hiç sorgulamıyor bile anladın mı? Bir psikolojik bir Aynen. sorunu var herhalde. Challenge accepted gibi böyle hemen şey yapıyor. Ya o da şeydi. İşte, o da tamamen şeyde How I Met Your Mother'da da tamamen Barney üzerinden diyemeyiz. O... Hı. Onu da sonradan şeyini çıkarmaya başladılar son sezonlar. Şey bilirsin değil mi? Bir karakter rolüyle fazla parlayınca Evet. ona son şeylerde çok alan açılır böyle. Yani, tamam hadi yap şovunu yap falan gibisinden. O bazen boku çıkabiliyor o noktada. Vampir sanıyor ya bunu şeyden dolayı. Bir bölümde şey yarasa çıkıyor da. Şimdi ısırıldım kendimi diyor garip hissediyorum. Değişik güçler var falan böyle. Dwight hemen şey yani kafada kurduğunu anlıyorsun anladın mı? Hemen kurmuş kafada vampir bu tamam.
You're Black Stanley! Barack is president. Michael kafa yapısı güzel. Adam ölmeyecek. Niye? Çünkü sen president kalk. Gelecekten fax gönderi. Aynen. Şey de güzel. CIA şey gönderiyor Pam buna. CIA şeyine gideceksin diye. Özel görevine. Neyse ya, fazla mı ofis muhabbeti yaptık? Kaç dakika oldu? Bak buradan ofis kesiti çıkar belki. Vallahi bilemiyorum da ofis güzeldi ya. Bitmesin istemiştim izlerken. Steve Kidd'in zaten... Şeydi. Ben üniversite zamanında böyle tek yaşıyorum. Ya o zamanlarda şey huyu edindim. Yemek yerken bir şey izleme. Çünkü... Yani bir şey izliyorsun işte, ses olacak, şey olacak, bir de tek yaşayan adam için olması gereken bir şey. Abi o zamanlar çok işte sık dizi izliyordum. Ofis efsane gitmişti yani. Şey, Steve Carell çıkınca bitiyor ama yani belli o noktadan sonra. Evet evet, o şeyin başa geldiği bölümleri çok sevememiştim, endimi. Turkish Delight Erhan Afyoncu. Benim için komedi şey dizisi bir numara her zaman Scrubs abi. Aa. Scrubs her zaman bir numara. Hiç izlemedim biliyor musun? Aa, bir Scrubs izle. Bu Daydream olayı var ya, gün içerisindeki şey rüya. Yani o kadar o kadar fantastik şeyleri var ki, sahneleri var ki, bir de imkan çok, biliyor musun? Çok ekleme var. Scrubs bir numaradır arkadaşlar. Burada elemanın adı The Turk mü? Öyle. Yok. Bir... Muhabbet Chris Turk soyadı. Ha, Turk. Soyadından dolayı The Turk falan diyor ama yani Türk şeyinden değil. Bir bölümünde şey var. Türk göndermesi var hatırladığım kadarıyla ama Hintli bir elemanla. Hintli bir eleman koymuşlar arkaya yani, Türk diye falan. Öyle bir muhabbeti vardı. Bunun bir Türkiye uyarlaması var mıydı? Türk uyarlaması var mıydı? Scrubs'ın mı? Ben bir tek Leyla ile Mecnun'da introsuyla dalga geçtikleri bir sekansı biliyorum. Onun haricinde şey zor. Yarı drama yarı komedi olduğu için onu uyarlasa şeyler uyar. Selçuk Aydemir tayfası var ya. Çünkü yarı dram ve yarı şey, hani dramın şeyine bastıkları bölümler de var. Spoiler vermeyeyim de. Kuduz şeyi var ya, Kuduz bölümü var, bir tane izleyenler bilirler. Hakiki gerçek bir olaydır bu arada. Gerçek bir olaydan esinlenmedir. Benim tanıdığım bütün sağlıkçılar seviyordu o diziyi. Şeyi çok görüyordum. İşte My First Crush falan diye bu dizideki hemşirenin sürekli paylaşıldığı. Hemşire mi? Karna'yı mı? Karna değil de şeyi paylaşıyorlardır ya. Adına bakayım. Elliot'muş. Elliot şey değil, hemşire değil. Ha, doktor mu? İnternı bunlarla birlikte. Hmm. Sarah Shulkin'in oynadığı şey diyorsun, karakteri diyorsun. Aynen. Şimdi bakıyorum karakterlere. Onun Almanca konuştuğu böyle bir kesiti izlemiştim. Alman zaten. Kadın köken olarak Alman. Almanca biliyor. Böyle bir kibar, cilveli Almanca konuşuyor. Yok, güzel kadın da nereden, bir yerde oynamıştı, sonra oradan hatırlıyorum. Şeyde oynamıştı. Rick and Morty'de annesini seslendiriyordu yanılmıyorsam. Morty'nin. Oradan hatırlıyorum. Tabii onun Prime dönemi o dönem. Şey, Scrubs dönemi. Organ transferi, aynen. Siri Nervous. Çok dramatik bir bölümdür. Yani o dengesi çok iyi. Bir de en iyi finallerden birine sahip. Sonra ne hikmetse şey yaptılar. 9. sezon yaptılar. Yokmuş gibi davranıyor Scrubs fanları. Biz Scrubs fanları olarak 9. sezon yokmuş gibi davranacağız. Spin-off olarak ele alıyoruz onu. Abi benim en hoşuma giden şu ana kadarki dizilerden biri True Detective ilk sezonu. O acayip sarmıştı beni. İzledin mi? True Detective izlemedim. Aa, ona mutlaka bak bak. Seversin de. Biliyorum çok önerden. O şey mevzusu. Her sezonun şeyi başka. Teması farklı biliyorum. Teması farklı, oyuncuları falan da farklı. Fanları çok şişirdi kafama. Biliyorum. Onun hem ilk sezonunu hem üçüncü sezonunu tavsiye ederim ama esas babası ilk sezondur. Ya ikinci sezonunu izlemedim bile. İlk bölümü falan hiç sarmadı.
Halbuki başrol falan... Üçüncü bölümden sonra açılıyor şey. İkinci sezon mu? Matthew McConaughey'in oynadığı şey var ya, hangi sezonda? Ha, o, o ilk sezon. O ilk sezon. O sonradan açılıyor. O, izledim onu, çünkü onu ilk başına. Ona bayıldım ya. İkinci sezonu ama puanları falan da hep düşük. Onu izlemedim. Üçüncü sezonu da iyi. İdris Elba diyorum ya. Şu şey Maşallah Ali... Ne adı var ya bir tane. Maşallah'a benzeyen bir adı var. Maşallah mı? Dur bakayım. Mahershala Ali. Maşallah. Bilmiyorum. Bak şey fark ettim ama hiçbirinizde bir şeyde de konuşurken, diğer ekiple de konuşurken hiç kimsenin komedi dizisi şey yok biliyor musun? Komedi şey yapmıyor kimse bizden. Kimse izlemiyor, önermiyor. Yani komedi şeyiydi falan diye. Yani ofis muhabbetini geçtim şimdi hariç. Bizde favori her zaman şey. Thriller, ölüm, gizem, mystery. Abi komediye biraz çerez bakılıyor aslında. En çok yani ben zamanımı True Detective'den daha fazla The Office'e ayırmışımdır yani. Sezon uzunluğu falan olarak da ama biraz daha itibar ediliyor herhalde şeye. Evet, Alper'le o muhabbeti yaptık ya, sürekli komediyi aşağılayan diye geyik döndü ya orada. Komedi halbuki daha zor aslında. Hani düz şeyden, ciddi komediden bahsediyorum. Güldürmek daha mı zor diyorsun? Zor kurguda. Çünkü mecbursun güldürmek. Böyle bir sorunum var. Diğerler o kadar şey değil. Hani sıkabilirsin milleti ama işte bana şunu yaşatmadı diyemez çünkü yaşatacak bir şeyin yok. Gerilim ve thriller'da, anladın mı? Yani beğenmediğinler çıkar. Komedi de öyle değil. Hiç gülmedim diyebilir adam. Yani orada bir şeyler var. Anladın mı? Güldürmek zorundasın yani. Adam gülmedim dediği zaman bitti yani. Senin yerine getirmen gereken bir şey var. Ya biraz şey oluyor ya abi. Mesela hani hiç şeyi olmayan, sinema sektörüyle alakası olmayan biri ben film yapacağım dediğinde Türkiye'de özellikle diyeyim. Hemen komediye gidiyor. Komediye. Tabii. Yani işte YouTuber'lar falan mesela, genelde işte YouTuber ekipler bilmem neler. Hemen işte. Halbuki aptallık aslında komedi. Biliyor musun? O şey tabii Türk usulü komedi olduğu için bir tane. Hani bu Recep İvedik ekolü diyebileceğin. Türk usulü i̇şte bir komedi bir şey var, olduğu için. Karakteri kovalıyor. Tabii Guy Ritchie'nin adaptasyonuna tecavüz edilmiş şekilde. Guy Ritchie filmleri öyledir ya. Onun şeyi var. Yani aynıdır bu arada. Guy Ritchie olmasa Türk komedi sektörü olmaz herhalde. Bu tam şeyi dikmiyoruz biliyor musun? Batur Aylık gelsin anlatsın ama ben sahneye çıkınca şöyle şöyle setler yazıyorum. Bildirmek zorundayım. Tam onluk şeyler. Bu işin matematiği arka planda. Ben mesela çekecek olsam yani deseler ki bizi topladılar bizim ekibi. Film finanse edeceğiz size falan filan diye. Ben mesela komediyle uğraşmam biliyor musun? Girmem o mevzuya. Çok daha düşük bütçeyle şey çek, gerilim falan çekebilirsin. Çok daha şey fikir bulabilirsin bir tane. Ama onda bir... da germesi lazım ya, ne bileyim. Abi daha kolay bence. Yani bence abi daha... Komedide bak şöyle şunu düşün. Şu an bu yayında bile aslında komedi unsurları var. Daha demin kendi aramızda gülüyoruz, eğleniyoruz, şey yapıyoruz. Yani insanlar hani buna bile gülebiliyor ya. Şimdi biz burada çok kasmıyoruz yani. Ne yapıyoruz? Aramızda muhabbet ediyoruz. Bence aslında şey daha zor ya. Çok katılamadım. Böyle ben kendim açımdan diyorum komedi verme falan. Komedi benim açımdan daha zor. Yani bana dese aynı onların pozisyonunda olsun diye savunuyorlar ya. İşte hani bütçe ortalama riske de girmeden işte kolay yapabileceğimiz bir iş olarak komedi yapıyoruz. Diyorlar ya savunma olarak. Ben dedim ki hiç girmeye evet. Gerek yok. Daha farklı fikirleri çekmek. Hani bu sadece gerilim de olmayabilir. Bilim kurgunun şeyini de yapabilirsin. Hani bilim kurgu şey demek değil ısrarla. Büyük işte efektlerle falan değil abi, şey biliyorsun. Neydi The Man From Earth, neydi şeyin adı filmi? The Man From Earth. Abi yani bir odada geçiyor biliyorsun hikayeyi. Yani bütçe yok ortada. Çok da severim. Yani iyi bir fikrin varsa, iyi bir hikaye anlatıcılığın varsa bu daha kolay o olur bana. O bilim kurgu olarak geçiyor mu The Man From Earth? Ya örnek veriyorum sana hani bütçe konusunda. Çekeceğim bütün şeylere bağlı. Ki onun da ikinci bir filmi var. İnanılmaz rezil bir şey. Çok onu kötü. Onu izlemedim. Çok kötü. Çok kötü. Ama şu şey muhabbeti de yanlış bence. Aramızda gülüyoruz. İşte çekelim filmi. Ama sen aranda güldüğün şey millet gülmüyor. Öyle bir sorun da var. Ya da senin kitleni gördüğünde millet gülmüyor.
Çünkü bizde mesela şey var. Background var, anladın mı? Karakterler, tipler var. Evet. İstemesek bile, bilinçli yapmasak bile hepimizin bir tipi var ortada. O yüzden şaka espriler var. Şaka çalışıyor aynen. Running gag'ler, insider joke'lar falan hepsi çalışıyor mesela. Çünkü tipler var ortada. Senin yapacağın bir şey daha komik. Niye avukatsın, ciddisin çünkü. Yani daha komik olabiliyor. Bunu film olarak yaptığın zaman bunu oturtman gerekiyor önceden, karakterleri falan. Evet. Birçok kişi herhalde o yanlışı yapıyor. Bu YouTuber tayfadan. Ha bizim eleman ya bak çok komik hani falan diye gelsin komiklik yapsın da o şey dur, rahatsız edici duruyor. Çünkü bir elemanın biri giriyor ve birden garip garip hareketler yapıyor ve siz hepiniz gülüyorsunuz. Ama tamam da tanıdığınız için yani o fanusun içinde olduğunuz için. Ben izleyici olarak tanımıyorum elemanı. Filmde çıksa öyle biri kim bu diye şey yapar. Ya örnek vereyim abi, çıkardım filmi diye şu an yaptığımız muhabbeti mesela. Genel kitleye ver. Jaho ile taşak geçme muhabbetleri falan. İşte aramızdaki adam der ki ben niye güleyim size? Aynen bilmedi. Bu işin geyi nedir? Bence evet. O YouTuber tayfanın en büyük yaptıkları yanlış mevzusu oydu. Komedi filmleri mevzusunda. Sadece kendi izleyicileri gelecek gibi düşündüler belki de. Eğer isim üzerinden satalım, para mevzusu şeye döndü. Ben de diyorum ki yine ama onu yapmak yerine, çünkü çok kreatif senaristler falan var Türkiye'de. Bütçeniz de var ortalama. Daha farklı bir şey çekin. Yani daha az, çok daha bütçenin çok daha altında çekebileceğiniz enteresan fikirli şeyler yapabilirsiniz. En az hiç olmadı abi, sonuna bir tane twist ekle. Millet twist için gitsin, anladın mı? O işin de şeyi var yani. Adam bütün film boyunca hayattaymış falan. O kadar değil de. Anladınız yani mevzuyu. Riskli diye girmiyor. İşte komedi daha riskli. Sorun orada bence. Komedi daha riskli. Afterlife'ı izledin mi? Bu Ricky Gervais'ın şey mi, dizisi mi? Aynen. Yok, hayır, izlemedim. Vallahi listemde o da duruyor. Güzeldi. O drama komedi tarzı. Biliyorum, kanser, eşi kanser mevzusu var bir tane. Aynen. Spoiler vermeyeyim. O da böyle şey yani, bir sahnede böyle bayağı hani düşündürtüyor. Hakikaten üzüntü veren insana sahneleri de var. Beni çok yaran sahneleri de oldu. Yine durum komedisi mi denilir, böyle absürt durumlarla falan karşılaşıyor karakter. Karakter çok rasyonel böyle. Fazla şey, rasyonel diyeyim. Hı hı. Pesimist. Pesimist. Etrafındaki garip şeylerle falan böyle hem kafayı yoruyor. İnteraksiyonu, etkileşimi daha komik oluyor. Aynen, daha komik oluyor. Zaten şey yani full nasıl diyeyim, şaklaban bir karakterin yapacağı komikliktense ciddi olan bir karakterin komik duruma düşmesi daha komik geliyor bana. Ama ciddi olan karakter komik durumda komik oluyor. Şaklaban karakter ciddi ortamda komik oluyor. Ha. Kontrast mevzusu o zaten. Aynen. Kontrastın olması lazım. Ya mesela çok şey bir karakteri, bir komedi falan, bu zaten sürekli yapılır. Hatta o Wayans kardeşler var ya, bütün şeyini onun üzerinden yaptılar bu Scary Movie olayında. Absürt karakterleri ciddi ortama salma mevzusu. Evet tabii, biz de çekeceğiz. Tabii komedi şeyi gelecek. Burhi şey yapacak böyle. Şive esprisi yapacak. Burhi Denizli şivesiyle konuşacak. Anladın mı? Osurmalı kusmalı şey yapacağız. Espri yapacağız. Efe Aydal şey yapacak. Hans Bilal yapacak böyle. Bütün tuşlara basacağız. Düşünsene abi. Mavi gökyüzü var arkada fişte falan. Abi biteriz biz, yemin ediyorum. Daha insan içine çıkamayız. Görmüş olduğunu düşünsene, bizim sıfatları şeydi. Mavi gökyüzü afişli. Hayır abi. Afişli abi, çok kötü. Hepimiz gülüyoruz böyle, bir şeye işaret ediyoruz. Abi çok kötü. Çok kötü. Şey sahneler var. Çok kötü. Çok kötü. İşte filmde havuz başında böyle kadınların olduğu o afişlerde falan mutlaka olur ya, ucuz komedi filmlerinde. Silikonlu ablalar. Ha, aynen. Bir arkadaşın ajansı var ya, kral toplarız getiririz falan. Abi çok kötü. Ama bak bu şey diyor, Berker Verip doğru diyor. Bunun parodisini yapmak aslında. Ama nasıl yapacaksın? Metayı nasıl yapacaksın millete? Parodi abi çok mu? Riskli ya. Yani çok kendi karikatürize olduğu için daha ne kadar parodisini yapabilirsin? Parodisini yapmak da riskli bir şey yani. Yok hayır, diyelim ki bu tarz filmlerin parodisini yapacaksın. He. Anladın mı? Ama nasıl yapar? Yani o kadar karikatürize ki bunun parodisi. Evet, o kadar karikatürize olan bir şeyin yani daha da karikatürize. Hani tersine mi gitmek gerekiyor? Daha mı ciddi yapmak gerekiyor? O zaman da şey olmaz ki.
İşte konsept yani. Arıyorum. Konsept arıyorum burada. Halil Söyletmez'e şey çekeceğiz. Cümali Ceber ama şey. Aşırı ciddi bir ortamda. Herkes ciddi oynuyor böyle. Drama falan. Ve bir karakter tek... aynı tip. Ama karakter aynı şeklinde kalıyor, anladın mı? Ama ortalık çok ciddi falan. Taşalar geliyor. Sakalı, her şeyi öyle ama çok ciddi böyle. Ama ama inanılmaz oynuyor. Yani tiyatrocu, duayen falan oyuncular. Şey sahneleri falan var. Sanat filmi sahneleri böyle uzun bakışlar. Artaz gibi. Buğday tarlalarına doğru böyle bir silüet yürüyor falan. ya yaparsın da ben Halil olsa böyle yapardım herhalde. En azından. Bir sonrakini öyle yaparım. Bir sonrakini öyle yapardım. Ben daha çok gülerdim ona. Ciddi yapacaksın ortamı. Drama olacak falan böyle. Cumali Ceber eriyor diye böyle. Şey sahnesi falan böyle. Babasının yakasına yapışıyor, ağlıyor bilmem ne böyle. Şey gibi. Babam ve oğlum sahneleri gibi. Şeye benzetiyorum ben hep onu. Böyle ciddi oyunların modları oluyor ya. Saçma sapan bir karakteri modluyorlar şey olarak. Biliyor musun onu? Mesela God of War'ı Shrek yapıyorlar. Shrek de oynuyorsun. Anladın mı? Evet. Çok absürt şeyler işe buluyorlar. God of War şey CJ ile oynuyor. Aynen CJ ile oynuyor. Ah shit. Onun gibi biraz. Out of place. Hani oraya aynen, ait aynen. Değil. İşin komikliği olan. Ne diyorlardı? Out of the şey diyorlar ya. Bir şey konsepti var filmlerde. Balığı şeyden çıkarma. Neydi onun Türkçesi? Bilmiyorum. Balığı fanustan çıkarma. Hani bir şeye girmek. Büyük denize açılma olayı. Bilemedim. Yazarlar chatten. Ya Türkiye'de çok böyle parodisini yapıp taşak geçeceğim malzeme var da. Nasıl medium yapacaksın? Bizim şey biliyor musun sen? Bizim bir ara 2 sene önce şey vardı. Bir animasyon dizisi projesi vardı. Out of the Water doğru. Emir Ece doğru. Şeyi unuttum. Bizde şey vardı. O öyle bir proje vardı o dönemki ekiple. Sonra bıraktık da fikir gelişmedi çünkü. Ama vardı böyle bir temel şey. Bana attığın bir şey var onu diyorsun. Hangisini attım sana? Burada sesi söyleme de. Aynen işte. Dur, ya şey ya. Vardı. 15-20 dakikalık şey olacaktı. Şey bölümleri olacaktı da çok şey yapmıştık sonra. Çok herkes kendi işiyle uğraştı falan olmadı. Dur özelden yazayım o mu? Ha yok yok abi o şey o ayrı o bilinen evet, bir şey. Tamam. O bilinen bir olay. Sen şeyi gördün evet. Ama. Kurtlar Vadisi oyununu diyorsun sen. O gizli değil. Ha tamam. Onun şeyini gördün sen bir tek. Ne diyorlardı ona? Prototipini görmüştüm. Prototip bölümü vardı bir tane. Onu görmüştüm. Onu bunlar görmedi. Şeyler bilmiyor. O ayrı. Bir tane şey vardı. Bildiğin animasyon dizisi olayı vardı böyle South Park şeyiyle. South Park örnek alan, Family Guy örnek alan. Bir şey yapmıştık, çalışmıştık. İki ayrı proje yani. O farklı proje, bu farklı. Orada mi? Şey vardı orada işte parodi mevzusu demiştik ya oraya bağlayacaktım. Orada çıkmıştı o fikri. Neyi parodi edebilir? Geçebiliriz. Hatta şey dur bir şey fikri vardı. Nasıl bir şey vardı ya? Bir şekilde birkaç sketch vardı da abi çok rahat şimdi düşünüyorum da iyi ki de yapmamışız amına koyayım. Birkaç sketch vardı. Karakterler bir şekilde bir şekilde siyasete dahil ediyorsun mevzu. Başka nasıl olacak? Dalga geçmemesi orada da. Şey vardı. Neydi? Bir şey sahnesi skeçi yazmıştık böyle şey. Bölüm bölüm biz bayağı kreatif şey yapmıştık hatta. Geliştirmesini falan yapmıştık da. Sıkıntı olmaz herhalde. Bir tane saraya gidilen şey vardı. Bölüm vardı. İşte ana karakterlerden hepsi şeye gidiyordu. Bir siyasi parti ikna etmeye gidiyordu. Çünkü büyük hikaye şey
farklı bir hikaye mevzusu var doğru getiren ve siyasi destek gerekiyordu falan. Ekip de şeye gidiyordu. Saraya gidiyordu mesela bir tanesi. Diğerleri diğer partilere gidiyorlardı. Ve CHP içerisinde işte CHP binasına gittikleri zaman inanılmaz gerizekalı gibi yazmıştık bütün karakterleri. Anladın mı? Mesela kapı şeyi var. Kapıyı açıp giremiyorlar. Onun yerine böyle tartışıyorlar. Kapı niye açılmıyor? Kapının işte şeyini alıyorlar. Ölçüsünü alıyorlar. Bunu işte biz gönderip işte analizini yaptırıyoruz falan. Meğerse kapı içeri doğru açılıyormuş. Anladın mı? Yani onun gibi basit ve bayağı aptal olarak lanse ediliyordu. CHP'nin bütün yönetim kadrosu. Ve hepsini koyacaktık oraya. Yani figür olarak hepsi olacaktı. Hatta bir geyik vardı. Dur neydi? Dur hatırlayayım bak. Karakter çıldırtıyorlar karakteri aptallıklarıyla. Hani biz ana karakterler rasyonel. Bunlar irrasyonel. En sonunda işte sürekli Alevi'ymiş geyiği vardı. Alevi olduğu için mi falan. Her bir alakası yok. Durup durup. En son karakter önüne... mi Alevi'ymiş? Yok ana karakter bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani bu çocuklar bu ana karakterler. Hı-hı. Ana hikayeden kopup bir şekilde o bölümde şeye girmeleri gerekiyor. Siyasetçileri ikna etmeleri gerekiyorlar anladın mı? Ve hepsi bir siyasi parti bir tane saraya gidiyor. Direkt Tayyip Erdoğan'ın yanına gidiyor. Orada ayrı bir muhabbet var. Devlet Bahçeli'nin masası var küçük yan tarafta şey gibi. Mini-Me gibi. Biliyor musun Mini-Me'yi? Yok bilmiyorum. Şeyin Austin Powell filmleri var ya Mini-Me diye. Hani elini şey küçük parmağın ağzını sürekli dolaştırıyor. Ha tamam. Evet. Onun gibi. Yılın böyle. Aynen. Mini şeydi. Devlet Bahçeli'nde Tayyip Erdoğan'ın mini misi gibi. Şey, küçük ama anladın mı? Sürekli masanın yanında dolaşıyor. Öyle bir şey vardı. Birkaç tane espri daha yazmıştık ama tamamen yazılmamıştı şey senaryosu. Diğeri de işte CHP gidiyordu. Ben CHP konusu çok gülüyordum. Yani Tayyip Erdoğan esprileri şey zaten hani genel artık. O kadar yani, patlamayan mevzular. O CHP'dekini çok patlıyordum çünkü hani aşırı aptal yazmıştık karakterleri. Ve sürekli işte onlara şey anlatırken işte destek vermeniz gerekiyor. Bir şey durumu vardı. Yani büyük komplo durumu vardı. South Park gibi. Oradan şey yapmıştık biraz. Büyük bir komploymuş gibi şey yapalım. Başka nasıl kaçacaksın? Çünkü siyasilerle taşak geçmek istiyoruz. Böyle küçük bir senaryosun içerisinde böyle makro bir şey yapamazsın. Gidiyorlar işte CHP'lileri ikna etmeye. Ve hepsi çok aptal. Hani bir sürü espri vardı orada. Bütün karakterlerle taşak geçiliyor orada. Bu yönetim kadrosundaki ama hepsinin ortak noktası aptal olmaları. Hani görebildiğin şeyi hani gözle görülür şeyi anlamıyorlar. Aptal yazılmışlardı. Yani dedim ya daha demin kapıyı bile açamıyorlar falan bu şekilde. Ana karakterin açması gerekiyor. Bunlar da çok şaşırıyor böyle falan. Nasıl açtı bu falan gibisinden. Hatta şey var sürekli bu kapı AKP'ye mi çalışıyor falan diye analiz yapıyorlar, ölçüyorlar falan. Yani en basit şeyi bile çok büyütüyorlardı. Sonra karakter de bizim ana karakterlerden biri de bunlarla masada oturuyor. İkna etmeye çalışıyor bunları. Yani senaryodan şey vermeden anlatmaya çalışıyorum. Spoilerını. Ve bunlar da sürekli çok aptalca şey soruyorlar ona. Mesela çocuk onlar için işte çok rasyonel bir şey istiyor. Şunu şunu yapalım diyor. Sürekli lafını böyle şey diyorlar. Kapıyı Ankara'ya nasıl açtınız falan. Ankara'dan yürüyelim falan. Sürekli bir CHP fikirleri anladın mı? Mecliste şey yapalım falan. Sürekli birbirlerini alkışlıyorlar sonradan. Bir aşırı aptallar ve karakteri çıldırtıyorlar. En sonunda da sürekli Alevi şeyinden dönüyor. İşte Alevi olduğu için böyle yapıyorsun. Ne alaka falan diyorsun. Devam ediyor sonradan. En sonunda hani artık dördüncü, beşinci şeyden sonra Alevi şeyinden sonra ya Alevi diye bir şey yok falan hani şeyine giriyor anladın mı? Hani Alevilik olarak diyor. O bu sefer de böyle. Bu sefer de mevzuyu şeye çeviriyorlar. Mevzuyu şeye çeviriyorlar. Falan. Nasıl Alevilik yok diye. Sonra cam kat var Tayyip Erdoğan geliyor yandakine şey yapıyor diyor bak bu iyiymiş falan diye. Anladın mı? bu çocuğu nasıl kaçırdınız falan diye. Böyle şey vardı bizim muhabbet vardı. 4 benim tretmanı falan vardı onun. Bayağı espri şeyi vardı da yapmadık sonradan. 2 senelik mevzu bayağı. Bayağı eski yani. Tutuklandım. Yok tutuklanacak bir şey yok. Böyle şey değil. Yani kişileri çok aşağılayacak, hakaret edecek bir şey değildi. Tamamen siyasi latifeler. Vallahi ben neler gördüm abi. Yani tutuklamak isteyen tutuklayabilir öyle söyleyeyim. O zaten de böyle şey değil. O aşırı ofensif değil. Yok zaten çok şey aramıyorlar. Çok mahal verilmesini aramıyorlar. Biraz böyle gündem oldu mu falan filan biraz ona bakıyorlar veya keyfe keder mi diyeyim maalesef. Ya zaten şey yapmadık sonradan da hani fikir böyle bir fikir vardı hani sürekli siyaset değildi bir bölümü siyasilerle geçiyordu. Hani bayağı espri vardı. Birçoğunu unuttum ya bizim ekiple alıştık o dönemlerde. Bir de o dönem günceldi artık güncelliğini de kaybetti bazı. Bayağı benim bayağı günlerce güldüğüm aklıma geldikçe espriler vardı.
Hani özellikle o siyasi bölümde. Bir bölümde şey, sonradan hatta bunu bu şeyden çıktı. Benim bir şeyimden çıktı, bir rage atmıştım. Hani gitsek Atatürk'ü mesela kaldırsak bugün falan diye bir rage var ya, benim hangi yayını hatırlamıyorum. Onu adam eklemiştik mesela, işte onu yazmıştık. Çalışıyor falan. Yok yok, Atatürk'ü kaldırıyor işte ekip, işte ihtiyacı olduğu için en son. Kalkıyor işte, çıkıyor Anıtkabir'den, Ankara'yı görüyor falan böyle. Bakıyor uzun süre, çocuklar da tabii izliyor ne diyecek diye. Hiçbir şey değişmemiş diyor. Suriye cephesinin durumu hala sıkıntılı falan. Anladın mı? çocuklar nasıl anlatacaklarını bilmiyorlar hani, yani burası şey falan diye. En son işte şeye geliyor muhabbet. Hani ordunun durumu ne falan gibisinden. Şey bilmiyor ya, Fethullahçılar olayını falan filan bilmiyor. Yok operasyonlar oldu sonra. İyi oradan attınız ama bunları falan değil mi işte en son diye. Bu sefer de 15 Temmuz'a geliyor muhabbet. Onu da söyleyemiyorlar. Hani yani iş espriyle ama. Yani öyle skeçler vardı bir sürü yazılan. Sonra yapmadık hiçbirini. Ona bile offended olabilirdi insanlar. Nasıl ya Atatürk? Atatürk demeyiz bu hakaretti falan. O şey muhabbetti yani, Atatürk'ten çekinme olayı. Soru soruyor falan, bir de hani izleyici olarak sen biliyorsun bütün yaşananları. İşte Ergenekon 15 Temmuz falan, ama adama nasıl anlatacaksın? Atatürk'e hesap verme şeyi işte. Falan doğru. Hatta bir şey yazmıştık hani, aynı makineyle aynı şeyle İsmet İnönü'yü de getiriyorsun diye. Sonra İsmet İnönü'yü patlıyor falan. O da sakinleştirmeye çalışıyor, anladın mı hani? İsmet ülkenin hali ne diye. Falan. Hatta şey vardı, onu yazmadık Allah'tan. Ulan o kadar da gazladık, zekidir mekidir diye falan İsmet'e niye kızıyor? Anladın mı? Senin yüzünden şey yaptı, o kadar gazladık. Ben biliyordum. Sen neyi soracaksın şey izledin mi diye? Lafını böldüm ben. Ha, Gibi'yi soracaktım. Şey izledim. 4 bölümü ne izledim? Ha, ilk sezondan 4 bölüm. Hı-hı. Bayağı devam ediyorlar. Bazı bölümlerine bayağı güldüm ben. Genel olarak beğendim yani. Ben beğendim. Bir sorun görmedim. Sadece vakit olmadan şey yapmak için oturup izlemek için. Benim humoruma hitap ediyor şey değil. Bazıları der ya mesela. Evet. Falan. Ben gülmüyorum falan. Öyle değil. Ben gülerim büyük ihtimalle. Hani güldüm zaten. Diğer bölümlere de gülerim. Ya şey, eğer çok değişmiyorsa çok bilmiyorum. İşte bilmem ne komedisi, bilmem ne komedisi falan diye böyle komedi türleri var ya. Bu herhalde durum komedisi. İşte şey. Şey var. Birbirine çok işe geçen şeyler. Şeye göre. Elementler var. Farklı elementler var kullandıkları. Vallahi çok analizini yapamayacağım ama beni güldürüyor bu. İşte ciddi karakterler aslında bunlar. Hı hı. Onların karşılaştığı çok absürt durumlar. Gibi listemizde gibi izleyeceğiz. Siyasetten bahsedin. Leyla ile Mecnun tarzı. Yok, Leyla ile Mecnun Leyla ile Mecnun artık o herhalde durum komedisi değil, absürt komedi. Absürt komedi zaten durumlar. Aynen. Komedi. Onun son eksen sezonu çok kötü. Vallahi çok kötü. Leyla ile Mecnun'un mu? Evet, çok kötü abi. Çok kötü. Şey nasıl, milleti nasıl anlatacağız? Avrupa yakasının şey kısmının dergi kısmının ofis aparması olması. Bunu birisinin konuşması gerekiyor artık. Yani Burhan Altıntop'un ilk başta Michael Scott şeyi aparması olmasını birisinin artık konuşması tamam, gerekiyor. Hakikaten hiç düşünmedim he. Michael Scott denk geliyor mu? Ne zaman da Avrupa yakası? Yoksa orijinal de ofisten mi? Dur, Avrupa yakası. Yok, konuşuluyordu canım. G-Man, Ekşi'de falan konuşuluyordu bunlar. Ben bilmiyordum. Yeni muhabbet. İlk girdiğinde ilk bölüm abi 2004'te yayınlanmış. Avrupa yakasının mı? Avrupa yakasının, aynı. Kaçıncı sezonda geliyordu Burhan?
Onu bilemiyorum. Bir bakmam lazım. Burhan ilk girdiğinde tamamen o şey, ofisteki patron olayı. İlk girdiğinde sonradan gelişiyor karakter. Ailenin işini alıyorlar falan. Kendine has bir şey oluyor. İlk girdiğinde tamamen şey. Yeni şeye göre ama Burhan'ın geldiği bölümü bilmiyorum. Ona bakayım. Üçüncü sezon yazmışlar ya şeye. Üçüncü sezon. 3 yıl desek 2007. O zaman evet, The Office'in parlamaya başladığı yıllar oluyor. Yani ikinci, üçüncü sezonla. Ben hatırlıyorum yani, o konuşuluyordu bayağı şey. Ofisten aparmalı bir şey. Ha, tabii aparmalı yani, esinlenme denebilir çünkü o kadar da şey değil. Evet. Yani sıkıntılı patron olayı. Aynen. Ya şey çok benziyordu. İlk girdiğinde sürekli gülmesi. Hani sonradan onu. Michael Scott değil mi? Scott'a değil, şeye, Bennett'e daha çok benziyordu. Ricky Gervais'in şeyine çok benziyordu. İğrenç bir karakter, sürekli gülüyordu ya. Anladım. Bennett de öyle ya. Gülüyor, sonra kendi espri yapıyor, kendi kendine gülüyor falan. Çok itici bir karakter. Burhan'da da ilk girdiğinde o şey var böyle. Kendi kendine işte gülüp falan, çok benziyordu ilk girdiğinde. Sonradan daha böyle kendine has bir şey hal alıyor. Ofisten çıkarıp da şeye koyduktan sonra ailenin içerisine. Suits nasıl? Suits'i ben izledim. Sen izledin mi Suits'i avukat olarak? İzlemedim ve bana çok önerdiler. Şöyle bir sıkıntısı var ama. Eleman ayrılıyor. Ana karakter. Yani ana karakter için izliyorsun. Seni Harvey Specter'la bırakıyorlar sonra. Ama ne alaka, ben o adam için izlemiyorum şeyi. Başrol kızımız da şey yapıyor. Gidiyor şeyle evleniyor. Prenses oluyor. İngiltere kraliyet ailesine giriyor. İyi yayınlar arkadaşlar. Erlik Burhan. Hayırlı sabahlar. Bak kafasına nasıl Burhan aldım. Top soktuysam sana Burhan diyor. Aynen. Yok, gerçi Burhan... doğru. Burhan Ettin'in kısası ha, Burhan yani, olabilir. Aynen. Doğru. Aynen. Recep abi eyvallah, hoş geldin. Ha, Recep abi değil mi? Doğru. Deniz Haber Ajansı. Deniz Haber Ajansı Recep abi. İyi sabahlar Recep abi. İlk sezonları güzel tabii tabii. Akıl güzel şey, davaları çözmeleri. Asıl gerilim mevzu da adam avukat değil ama o şey rolüne giriyor ya, o da seni şey yapıyor. Her hikayenin başı şeydir ya, baş olaydan. Bir problem yaratacaksın ve problemin çözülmesi için uğraşacak karakter işte. Hı-hı. Hani ilk attığın bait, ilk izleyici, okuyucu, işte tüketici kimse her artık. Çekme mevzusu oradan geliyor ya. Hiç çizgi film konuştun mu herhangi bir yayında falan? Hangisini konuşmuşum durdu, hangisini kastediyorum? Şeyi kastetmiyorum ama. Anime falan değil yani. Çocuk... Anime çizgi film olur mu zaten? Animeni sadece yapan... Ne dediği falan diye. Böyle bir olay var ya, animeye çizgi. Bir yayın Miyazaki konuşabiliriz. Stüdyo gibi konuşalım. Yok, şeyi ben kastediyorum. Hani yetişkinlerin de izleyebileceği türden değil belki de. Salt çocuklar için. Heh, aynen, aynen. Vallahi bilmiyorum ki. Hiç izlemez miydin çocukken? Transformers'ın vardı. Onu hatırlıyorum. İlk sezonu mu ne, öyle bir şeydi. Lore'unu da hatırlıyorum, hatta biliyorum. Dragon Ball vardı. Hatırladım. İzlediğim Dragon Ball vardı. Disney'den çok şey vardı. Kasetler vardı. Mickey Mouse ve şey çevresinin. Özel filmlerin falan çıkarıyorlardı. İşte şey special'ı çıkarıyorlardı. Noel special falan çıkıyordu. Onların kasetleri vardı, ben de hatırlıyorum. Cık. Düşünüyorum daha ne vardı. Tsubasa vardı ama çok izlemiyordum onu. Voltron vardı, doğru. He-Man vardı. Başka ne vardı ya? Yok arkadaşlar, Samurai Jack falan çok sonrası şey değil. Onlar o. Sonra ya, aynen. Çok sonra. Ya basic ya, Looney Tunes falan zaten, onları saymıyorum. Değil mi? Aynen, onlar zaten vardı.
Bugs Bunny Unlimited falan onları saymıyorum. Digimon vardı bak. Aynen ben Digimon'u hatırlıyorum. Benim çocukluğumdan. Yok ben hatırlamıyorum. Digimon'u hatta bayağı seviyordum. Düşünüyorum başka ne vardı. Tom Jerry falan bunları saymıyorum. Bunlar şey değil. Dizi olarak değil mi? Ninja Kaplumbağalar vardı doğru. Abi şeyin hastasıydım ya. Abi çok ya garip gelebilir ama abi, Powerpuff Girls. Ah, yemin ederim. Ama bak biz şunu bir hemen izah edeyim. Powerpuff Girls öyle şey bir şey değil. Winx Club bilmem ne gibi bir şey değil. Adı böyle Powerpuff Girls hani fazla. Aynen kardeşim. Nasıl diyeyim? Kız çocuklarına hem sanki hitap. Alın götürün bunu. Hayır. Öyle bir şey değil Powerpuff Girls. Powerpuff Girls de bildiğin yıkım, katliam, her türlü şiddet unsuru. Ben hatırlıyorum biliyorum. Lore'un hakim değilim ama biliyorum. Oradaki yeşilli favorimdi. Şeyin birçoğunu biliyorum. Bu Hanna-Barbera şey animasyon stüdyosu vardı ya. Bunların birçok yapımını biliyorum. Siz de büyük ihtimalle biliyorsunuz. İşte Çakmak Taşları falan. Oradan çıkan çok kaliteli çizerler, animatörler falan da oldu sonradan. Nickelodeon'a falan çok başarılı olan. Adamın adını unuttum. Onu çok seviyor. Benden sonraki nesil çok seviyordu onu. Hanna-Barbera'dan çıktı o eleman. Nickelodeon'a pitchledi. Bir dizi şeyini, çizgi filmini. Çizgi dizisini. Onun kendine has bir şey stili vardı. Hani surat tipleri falan çok şeydi. Adını unuttum ama. Ben de hatırlayamadım. Şey vardı. Bir çocuk vardı ya şey istediği gibi. İki tane şey vardı yanında. Sürekli şey yapabiliyordu onlardan. İsteklerini yerine getirmeleri için. Çıkaramadım ya. Ne? Gençler bilir daha çok onların dönemi. Timmy Turner'dı şeyin adı. Failed Parents aynen. Meraklı Bey yazmış. Bilmiyorum. O eleman sonra 2-3 tane daha dizi. Onu da şeyden biliyorum. Adam hayat hikayesini anlattığı bir YouTube channel açmıştı. İşte anlatıyordu şeyi biraz. İşte nasıl geliştirdim, konsepti nasıl yaptım. Medya sektörüne nasıl başarılı oldum. O eleman şeyde çalışmıştı. Hanna-Barbera stüdyosunda. Ki oradan birçok başarılı çizer, animatör falan çıktı. Bir şey vardı abi. Bak çizgi film. Adını çıkaramıyorum şu an. Tam yeri yani bu tür şeyleri hatırlatmanın. Chat yardımcı olur. Böyle çocuk ama şey çocuk yetişkin birine de benziyor. Babası asker mi neydi? Çizgi filmin adı galiba çocuğun adı geçiyordu çizgi filmin içinde. Olayı söyle. Louis miydi? Olay abi şey ya çocuğun hayatı falan. Afacan Louis olabilir. Dur bir bakayım lan. Richie de hatırlıyorum doğru. Red Kit'i izlemiyorduk, okuyorduk. Red Kit'in şeyi vardı. Red Kit'i izliyordum da ya. Red Kit vardı şeyi. Ben ilk Red Kit'i okuduğumu hatırlıyorum. Şey çizgi romanları oluyordu. Aa evet Afacan Louis. Aynen. Bu adam hatta şey ara sıra çizgi filmde gerçek versiyonu da konuşurdu yani. İlham alınan karakter mi diyeyim, seslendiren mi diyeyim. Hı hı. Vay vay vay. 1994 yılında yayınlanmış. Çizgi romanların şeyi var tabii. Çizgi romanların adapte edilmesi şeyden dolayı. Doğal storyboard çünkü. O yüzden adapte edilmeye çok açık. Bir de malzeme var elinde çok yani. Sünger Bob değildi bu. Sünger Bob'u çok şey yapıyorlar da yeni sezonlarını. İlk bu Steven Hillenburg'un yapmış olduğu, başında durduğu vefat etmeden önce de bok kasardı da. İlk 3 sezonu mu? 4 sezonu mu ne? Çizim stilinden anlıyorsunuz böyle daha şey. Daha kontrastı yok şeydir. Hani kenarlardan anlıyorum ben onu. Yeni bilgisayarda yapılan şeylerle elle çizilen şeyin farkını orada anlıyorsun. Genelde şey var. Biraz bu çizgileri ne diyorlar? Şey etraftaki çizgileri, şey çizgilerini. Emrah bilir. Burada olsa söylerdi. Üstad. O çizgiden şey şeyi anlıyorsun. Siyah işte koyu outline. Aynen dibi işte outliner aynen şeyi. Hı. Çevresi. İlk şey hakikaten iyiydi şeyin. Sünger Bob'un bu arada. Çok şeyden dolayı Sünger Bob'da bazı şeylerde, sekanslarda close up yapıyorlar. Mesela ne bileyim sıfatını gösteriyor. Bu ne çirkinlik falan diye falan böyle şey yapıyorlar.
çok çirkinsin diye. Evet. Sahnesi gibi çok detaylı ve çok realist çiziyorlar. Aynen. Çok komikti ya. Çok bir de şey yani kafayı yersin. Yani çocuk izlememesi gerekiyor çocuğun. Evet kontrol emri abi sağ ol. Böyle şey gibi. Hani sanki artı 18 bir imajmış. Hani. Realist çiziyorlar. Çok gerçekçi çiziyorlar. Evet. Bir de niye yaparsın hocam? Bir de arkada müzik var aynen. Dırın diye veriyorlar. Çok değişik sahneleri vardı o. Tabii ilk şeylerden bahsediyoruz. Miyazaki övdük demin zaten. Miyazaki sürekli övebiliriz de. Japonlarda bir tek şey sıkıntısı var. Bilmiyorum Asya için genel bir sorun mu bu da. Başlangıç, setup, gelişme çok iyi. Mesela animelerinde falan da öyle. Mangalarında da öyle. Konu finale geldiği zaman final yapmasını bilmiyorlar sanki. Öyle bir huyları var Japonların. Final yapmasını bilmiyor ve istemiyorlar mı artık oradaki? Bunu acaba kültürel şeyi nedir? Alt metni nedir? Hiç dikkatini çekti mi bu? Ya çok erken bitiyor ya çok alakasız bitiyor. Birden bitiyor. Ya da alakasız bir yere getirip bu final miydi şimdi diyorsun. Evet bitti. Hani bu bir şey yok. Yuvarlak bir hikayeyi tamamlama şeyi yok. Ya Japon çizgi filmlerini çok şey aklıma böyle şey gelmiyor. Hani çocukluğumdan beri izledim. Vardır çok vardır. Bu şey. Bir de çizgi filmden böyle bahsetmiyorum ya. Miyazaki özelinden şimdi. Genel anladım. Hepsi için geçerli bu. Mesela Batı'da o şekilde değil. Yani bu belki hakikaten işin temeline, hikaye anlatıcının temeline kadar bile gidebilir. İşte şeylerle alakalı da olabilir. Oradaki kültür çok şey izole. Seninle mi yayında konuşmuştuk onu? Japonlar çok izole bir kültür ya. Uzun bir süre. Olabilir konuşmuş. Olabilir. Batı'daki bütün mesela Joseph Campbell'ı falan okursan bütün şey bellidir yani. Hero's Journey falan mevzusu bellidir. Üç perde olayı falan bellidir. Yani nasıl bir hikaye anlatacağın inişli çıkışlı bellidir. Hatta Blake Snyder'ın şeyi var biliyorsun. Sheet'i var. Şey diyor dakika diyor şunun olması gerekiyor bunun olması gerekiyor şunun olması gerekiyor bir filmde. O kadar belli yani Batı'da gelişmiş ve bütün şeylere baktığın zaman uygarlık mitlerini falan hikaye destanlarına falan baktığın zaman hep aynı formülü ve şeyi görüyorsun. Aynı şemaları görüyorsun hikaye anlatıcılığında. Acaba Japonlarda bu olmadığı için mi bize garip geliyor? Bundan dolayı mı? Bizim alıştığımız bir şey mi var? Giriş gelişme sonuç işte bir final. Bilmiyorum. Ama yani Japonlar genel olarak farklı bir kafada ya. İşte sebebini düşündüm şimdi. İzole olduklarından dolayı hani oraya bir şeyin etkin olmuyor ya. Evet. Kültürleri de farklı işliyor, hikayeleri de farklı işliyor. Acaba o mu değişik bir şey aldı? İncelemek gerekiyor aslında. Var mı lan akademik olarak bunu inceleyen? Gerek yok. Bak şimdi aklıma yattı şu an. Benim iki tane Japonolog arkadaşımla yaptığım bir Japonya özel yayını var. 8 saat mi 9 saat mi ne? Japonya'ya dair her şeyi konuştuğumuz. İkisi de bir müddet Japonya'da yaşamış, Japonca bilen arkadaşlar. Ama spesifik olarak şey üzerine. Hikaye anlatıcılığı işte bunda destanlara ve mitlere işte aradaki bağlantı. Abi destan mit konusunda şey durumu var. Yani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Onların anlattıklarıyla da bağlayarak. İnanılmaz bir folklor zenginliği var Japonya'da. Çok var. Dehşet. Halk hikayeleri şey ve hala da günümüzdeki inançlarıyla da devam ediyor aslında. Hani inançsız deniliyor ama Shinto falan o kültürel olarak Türkiye'de hayaletlere falan inanıyorlar hatta. Onun çok değişik bir şeyi var. Aynen o demonlara, şeytan var işte hayaletlere, kötü ruhlara falan inanıyorlar. Yani bunu inanan insan şeyim de diyebilir. Ateistim de diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani farklı bir orada din algısı var. Hani Türkiye'den Türkiye'deki gözle bakmamak lazım. Anladığım kadarıyla. İşte kötü şans verilen yerler var. Yani buraya girmek kötü şans getirir. Ya, ana konuyu anlıyorum. Zaten bunu demin işte Miyazaki'den bahsettik. Mesela orada şeyde çok görüyorsun onu. Folklordan almış, beslenmiş, onda hiçbir sorun yok benim için hani. Yabancılık da çekmiyorum çok. Hani hiç anlamadım falan gibisinden öyle bir şey de değil. Yani az çok anlayabiliyorsun ama hikaye anlatış formülleri anlatabiliyor muyum? Drama oturttukları anladım. Şey.
ana ayakları hani bellidir. Hani 3 perde olmasa 4 olur, şey olur. Hani az çok şey belli. Biraz batıda. Şeyle alakalıdır. Eurosentrik ya çoğu denk geldiğimiz. Ha işte. Filmler. Ama ben de diyorum ki sana, o kadar bizim mitolojiden de geliyor ki bu mevzu. Mitlerden ve destanlardan o kadar bir şey var. Demin dedik ki Joseph Campbell'dan bahsettik, Hero's Journey'den falan bahsettik. Hani işin dinine bir şey boyutuna kadar iniliyor destanların. Evet. İşte şeye bağladığın zaman, Aristotle'ın işte dram şeyine kadar gittiğin zaman hep aynı bir şey var. Kur'an var, anladın mı? Yani tiyatronun gelişmesi de benzer şekilde. Bütün şey de aynı. Bizde de aynı. Biraz farklı belki şey olarak ama bizde de, Türklerde de aynı şey var. Hatta şey videosunu anlatıyor ya, Şaban videosunda. Bizde şeyle Komedi del Arte'yi şey sanıyorlar. Orta oyununu. Oradan geldi falan diye. Hatta bazı iddialar bile var o derece. Ama onlara baktığın zaman Japonlar hiç alakası yok. Mesela açılışları var, openingleri var onların. Az çok hikaye yazımıyla ilgilenenler falan, değil mi? Opening de çok absürt bir yerden başlıyor. Ve çok farklı bir yer. Yani birden dönüyor bu ama. Anladın mı? Birden dönüyor. Hiç şey yok böyle. Şimdiye kadar bunu bana niye anlattın mesela, bu karakterin hiç umurunda değil adam. Başka biri götürüyor. Hiç ilgilenmiyor onunla. Ha, Miyazaki'de şey var, onun farkındayım. İşte çevreye şeyden dolayı belli bazı temalar var mesela. Çevre şeyi, çevreye duyarlılık falan filan. Bazı şeyleri var. Hatta bak, daha bir şey söyleyeyim mi sana Burayım? Onun adapte ettiği, yine Miyazaki'den örnek ederim. Adapte ettiği bir tane roman var. Animasyon filmi yaptıkları. Neydi onun adı? Das Wandernde Schloss, the şey, Moving Castle miydi? Neydi adı onun? Bir tane Moving Castle'ı hatırlar gibi. Yürüyen şato mu ne? Kato, işte Türkçe şey neydi? Yürüyen şatoymuş. Howl's Moving Castle. Bu aslında batılı bir romandan adapte edilmiş. Tabii. Batıdan geliyor. Fakat elemanın bunu adapte etmede çektiği zorluğu görüyorsun. Çünkü finalde birdenbire, hani spoiler vermeyeyim size de, son iki dakikada bütün final oluyor. Birden mesela çıkıyor karakter, diyor ben aslında başından beri prensdim falan. Ha falan. İki dakikada oluyor mevzu. Yani çok sağlıklı değil, görüyorsun onu. Hani tam burada bir sıkıntı var diyorsun. Artık çok absürt bir hal almaya başlamış. Büyük ihtimalle de onu kendi bakış açısından algılayamadığı için. Çünkü batılı şeye göre yazılmış o roman. Çok basit. Bizim alışkın olduğumuz şey. Yani giriş, gelişme, sonuç, finali şey falan belli. Plot, turning pointler falan hepsi belli. Miyazaki bunu şey yapamamış. Ya da yapmak istememiş, ayrı belki de. O filmi izleyenler bilir belki, değil mi? Denemek istediğimi anladınız. Son şeydeki, son sekanstaki. Ya da belki de şeydir. Yani filmin sonundan ziyade işte şeyi daha önemli mi geliyordur Japonlara? Ya sonunda bir yere bağlanmasından ziyade işleyişi. Önemi yok. Ben galiba öyle. Önem görmüyorlar. Sonda bir önem görmüyorlar. Ana mesaj baştan belli. Mesela onlar için bütün film boyunca süren olay zaten ana metin. Yani bütün film boyunca mesela ilişki daha çok önemliyse finalin bir önemi yok. Bir yere bağlamanın bir önemi yok. Nasıl gidiyorsa o şekilde bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela ilişki aynı şekilde kalıyor. Ve karakterler çok büyük bir gelişme kat etmiyorlar. Veya kat ediyorlarsa da bunu zaten filmin ortasında ele almış oluyorlar artık. Finali zaten erkenden yapmış oluyorlar ve sadece olaylar devam ediyor. Bunun karaktere bir etkisi olmuyor artık. Orada bir yolculuk yok, anladın mı? Bunu da temellemek için şey gerekli. Bu işlerle hakikaten mitleriyle, destanlarıyla ilgilenen bir eleman gerekli. Araştırmak gerekli. Vardır bunun şeyi, arka metni. Benim hep dikkatimi çekmiştir. O Japonların şey sıkıntısı vardı. Yani. Yani niye böyle yapıyorlar? Abi Japonya konusunda benim şey dikkatimi çekiyor ve beni biraz büyülüyor. Korku teması. Özellikle evet, çok şeyler yani Japonya özelinde. Aynen. Zaten biliyorsun bizde işte Grudge, Halka, The Ring. Evet evet. Bir sürü o şey meşhur saçları öne şeyli kız eleman şeyleri var ya filmleri. Evet. Bir Japon yani, şeyi, remake'leri. Onlar bak şeylerde, oyun sektöründe de Japon firmaları yine işte Resident Evil Resident var. Evil, Konami'nin şeyleri. Aynen. Şeyler, bu PT falan vardı. O da Japon yapımı. Evet, meşhur PT, çıkmayan, çıkamayan. Çıkmayan ama yayınladığı videoyla bile sıçırsa. Demoyu yayınlamıştı. Demo, hatta evet. Sonra da şey ortaya çıktı. Kojima nasıl psikopatsa. Bütün oyun boyunca arkana şey yapmışlar. Şey modeli koymuşlar bir tane. Onu gördüm ya. Gördün mü onu? Evet, yani takip abi. Ediyormuş gibi hissediyorsun ya birisi seni sürekli. Evet. Saçma gölgeler görüyordun koridorda falan. Meğer sebebi adamlar o yapıştırmışlar şeyi, arkana. Ayrılmıyor oradan. Canavarı, nereye dönüyorsan arkanda hep. Evet, arkana yapıştırmış.
Titreye titreye arkandan takip ediyor. Vay anasını dedim. Evet, Silent Hill'lar falan da öyle. Yani şey... İmersiyonu farklı bir noktaya taşımış yani. Hakikaten şey bir deney. Abi adamların... Birebir oynayarak yani normalden oyunun ne kadar içine girebiliyorsun, ne kadar immerse edebiliyorsun evet. kendini içerisine. Oradan anlıyorsun, o rahatsızlığı vermeyi başarmış. Demek ki aradaki identifikasyon şey mevzusu. Kendini özdeşleştirme mevzusu farklı boyutta oyunlarda. Şey konusunda çok iyiler abi. Bunun muhtemelen yine halk hikayelerinden, mitolojilerinden falan çok etkisi var. Korku meselesinin. Korku konusunda bayağı aşmış durumdalar Japonlar. Severim ben de korku temalı yapımları falan. Arkadaşım, biz de boş değiliz. Şimdi Mehmet Berk Yaltırık'ı hemen çağırıyoruz. Songül Yabani. Gelip arkadaş biz de şey değiliz, biz de boş değiliz ha. Deniz çok Kumadi ya. Çok güzel bir şey yayını yapmıştık. Biliyorum korku izledim edebiyatı ben. Üzerine. Kendisini de ya, takip ediyorum, yayınınızı da izledim. Bizde abi evet aslında şey ya biraz günümüze pek yansımıyor maalesef. Bizde de çok güzel korku öğeleri var. Halk hikayeleri. Ama işte şeylerden. Destanlar, mitler, hikayeler ağızdan ağza vardır ya. Evet. Alıntılayarak, yenileyerek, ilham alarak tekrardan yeniden şey yaptığın için yani o şeyde de öyledir. Şey kültürü var ya. O şekilde yaşar yani hikayeler. Biraz özlü oradan alır, biraz oradan. Bir şekilde bizde orada bir şey var. Bir sert bir kat var. Sert bir kesinti var ve ondan sonrası yok artık. Geriye dönük. Abi günümüzde full Jinception üzerinden dönüyor. Hep böyle cin teması. Yani o da artık yani bıktırıyor. Çünkü kaliteli yapım da çıkmıyor. Bak bir akıl olsa bizdekiler ne yapacak biliyor musun? Netflix o kadar iş yapıyoruz ya. Seyahatname alacaksın. Seyahatnamedeki mevzuları biliyor musun? Seyahatnameyi okumuştum. Chat'te bilen var mı? Ne mevzu dediğin ne? Seyahatnamedeki? Seyahatnamedeki şeyleri. Cadıları, işte vampirleri, çeşit evet. çeşit hortlakları bilmem neleri. Biliyorsunuz değil mi o iki şeyleri? Hı-hı. Abi Evliya Çelebi'yi alacaksın. Tamam mı? Doctor Strange gibi bir karakter yapacaksın. Gidip antoloji... her biriyle uğraşacaksın. Valla antoloji yapacaksın. Zaten Osmanlı setlerimiz var o kadar. Güzel de efekt chain'ini dayarsan çok büyük efekte de ihtiyacın yok. Netflix'e çek abi. Gerilimi çek. Gitsin uğraşsın. Gitsin Bulgar köylerinde şey cadılarla savaş. Ama abi şey karanlık anladın mı? Teması karanlık şey değil böyle. Şimdi Mehmet Berk Yaltırık dedik ya. O günümüzde Türk korku edebiyatına hala şey yapan, eser üreten. Biri. Biliyorum çıkarıyorum takip ediyorum dedin mi? Aynen. Onun şeyi vardır mesela. Türk vampir temasında işlediği Istırancalı Abdülhariz Paşa var. Başka kitapları da var. Onları tavsiye ederim. Korkuyla ilgilenenler zaten muhtemelen biliyorlar, takip ediyorlardır korkuyla ilgileniyorlarsa. Ya şeyi çok zengin hakikaten abi. Folklor. Evet, folklor gerçekten zengin. Bir de Türk folklorunda şey durumu var ya, coğrafi sınırların genişleme, siyasi sınırların. Tabii tabii abi, Balkanlara girebilirsin. Abi, Anadolu'ya girebilirsin. Hiç yemedi, Orta Doğu'ya girebilirsin. Var oğlu var. Evet, şeyler, ya Romanya sınırları, Romanya'da şimdi Türk köyleri de var. Çok böyle folklor orada iç içe geçmiş vaziyette. Romanyalı köyünde... yani atıyorum yanlış tabirler olabilir atıyorum işte Strogoi'den korkuyorlar Türk köyünde işte cinden korkuyorlar falan böyle biraz iç içe geçmesi aslında zenginleştiriyor bu edebiyatı ya ama şeyle alakalı işte bu yani batıda bu genel bir yayılabildiği için yani organik bir gelişme var yüzyıllar içerisinde anladın mı halk evet. anlatısında mesela Almanya'da şeymiş Gebrüder Grimm kardeşlerin hikayeleri. Hı hı. Ve hakikaten o hikayeler var. Hani gittiğin zaman o köy hikayeleri falan filan orada şey şeyden bağımsız bir gelişme olduğu için folklor bazında. Evet. Toplam bir merkezden olmadığı için
Acaba sebebi o mu? Biraz da düşünüyorum. Niye bizde bu kadar yaygın değil şeyler? Hani bak, hikayeler var. İşte biraz daha şey var. Hani lafını bölmeyeyim. Yok yok, yani bu, yani bir, batıda bunu görüyorsun, bizde birden bir kesilme var o nokta. Abi geçmişte, yani günümüzde var mı çok bilmediğim için geçmişte diyorum. Anadolu'da bile şey durumu varmış. Mesela bir şeyin musallat olduğunu düşünüyor. Bir kadın atıyorum. Ya bakıyor, imamla falan çözemedi, papaza gidiyor falan böyle. Hani bu onlardan, evet, bütün şansları, bütün şans olabilir falan. Evet. Aynen. Evet, papaz büyüsünü sadece papaz kaldırır geyi var ya. Aynen, bu onlardan olabilir falan diye böyle işte ona gidiyor. Bak, Emrah Ablak yazmış. Konstantin'in cinleri var. İstanbul fethi sırasında şehri savunan cinler. Hala aramızda oldukları söyleniyor. İlgilenene konu. Ya ben mesela şey diyorum, bak hani bütçe olayını falan konuştuk ya. Netflix'e çıkan Türk işlerine bakıyorum. Ben mesela böyle şeyler beklerdim. Anlatabiliyor muyum? Bak, gelen şeylere bakıyorum ya, Türk dizisinin, Türk dizilerinin kısaltılmış ve biraz daha premium versiyonu. Bu kadar. O hakikaten hayal kırıklığı oldu benim için. Bak bak, eleman yazmış diyor. Supernatural tarzında bir şey. Evliya Çelebi dizisi. Abi gider. Gider. Yaparsın. Osmanlı döneminde şey. Büyü loru. Büyücülük loru. Şahmeran geldi abi, Serena yılanla yatıyor. Bizdeki Max şey değil mi? Kreatiflik. Hayır, şey değil bizim aslında. Bizim doğal platolar falan da çok iyi. Yani bizde bütün şeyler var. Ova, dağ, ne arıyorsan, deniz, her şey var. Tarihi şeyler, kalıntılar var. Abi Karadeniz'e gitsen, hani Nordik mitolojinin kralını çekersin orada, anladın mı? İnanılmaz orman şeyler var. Yok, her yerde bir şey çekebilirsin. Oradan. Ama varsa yoksa şey, Kız Kulesi geçiş sahneleri. Niye böyle yapıyorlar anlamadım. Alper Çağır gelsin anlatsın. Kral, şimdi sektörde işte şöyle şöyle. Paraya giriyor mevzu yapıyor. Bence biraz şey var. Hazırcılık var. Riske girmeme olayı var. Kimin de o korku antolojisi vardı, dizi vardı. Geçen bir yayında da konuşmuştuk. 2000'lerin ortasında yayınlanmıştı bir Türk dizisi. Ne üzerine? Her bölüm bir korku hikaye veya garip bir hikaye inceleniyor. Hatırlıyor musunuz abi, onu? Abi 90'larda var ya çok günümüzde böyle anlaması zor seriler yayınlanmış zaten televizyonlarda. Gerçek kesit falan var, biliyorsundur onları. Bitmez mi? Abi gerçek kesit nedir öyle ya? Onun. Çağan Irmak, Ömer Faruk Şen, teşekkürler, Çağan Irmak'tı. Babam ve oğlumdan önce çekmişti değil mi o diziyi? Hatta bütün yönetmen, iki bölümün yönetmeni kendisi, diğerleri başka yönetmenler. Lan yok, Haluk Bilginer falan da var. Söylemişim, pardon. Gerçek kesit değil ya, o sarı bıyık reisin oynadı. Oradan dedim ya, gidiyor ya. Bilmez yok, benim ya. Dediğim başka bir şey abi. Yani şöyle, mesela bir cinayet işlenmiş bir yerde. Biliyorum biliyorum, adı neydi onun. Hatta Şahan dalgasını geçiyordu, parmak izi. Parmak izi. Abi içeride şey varken sen yoksa sen şey yapmışsın. Saadettin Teksoy'la büyümüş olabilirsin. Saadettin Teksoy. Ama o hadi ben hikaye ilk, yani. İlk şey vardı ya benim. Erlik Görev'de diye şey vardı. Seri vardı. Evet, evet. Abarttım. Aynen. O Saadettin Teksoy mevzusuydu. O şeyi giymiştim, sarı şeyi. Yağmurlu. Evet, kapak fotoğrafını hatırlıyorum. Saadettin Teksoy. Benim dediğim şey abi, internetten izlenebiliyordu hala. Hala yazan olmadı galiba. Ya bir yerde bir olay yaşanmış diyeyim. YouTube'a takılmamak için biraz şey konuşacağım. Hı hı. Evin kapısı kilitli olduğu için içeride artık etkisiz hale gelmiş biri varken diyeyim. Çocukla parmaklığın oradan pencereden röportaj falan yapılıyor. Ya sıcağı sıcağına olabilir, evet. Abi çok acayip bir şey o. Ha şey var canım, öyle saldırıya uğradıktan... Evet, evet. Kurşun yedikten sonra röportaj ya. Yapıyorlar falan. Çok var. Mikrofon uzatıyor böyle, yani kurşun yemiş. Evet evet, muhabbetler çok abi. Var. Sıcağı sıcağına. Ya da kahve falan basılıyor, millet kamerayla gidiyor. O dönemin şeyi farklı. Evet evet. Televizyonun çıkması şey değil yani, boşuna değil orada. Bak YouTube kanalı var, sıcağı sıcağına diye. Kaç video var? Bayağı video var.
Abi bu çok acayip bir şey. Videolar artı 18. Evet, direkt gösteriyor. Rütük mütük yok. Direkt abi ne varsa gösteriyor böyle şeyde, programda. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Tamamdır abi. Zaten ben geldiğimde kapatıyordun. Güzel oldu. Biraz daha kaldırdım da biraz uykum geldi. Çok teşekkür ederim Uri katıldığın için. Ne demek abi, biz teşekkür ederiz. Şenlendirdin ortamı. Senle bir gün şey salt bu şeyi yayın yap. Ama gece 3'te açalım. Olur. Gece 3'te şey paranormal olayları konuştuğumuz. He vallahi olur, yayın. Ben severim. Yayın şey ekibi gerekli. Sırf paranormal. İzleyen herkese teşekkürler. Burhi'cim sana da teşekkürler. Bu şey planı unutmayalım. Oyun planı evet. Onu yapacağız arkadaşlar. Bir kuracağız aramızda bakalım. Görüşmek üzere. Şutacım al beni yayından. Emre abi sen... Herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın.